Öyle yazılmış, öyle olmuş. Öyle nasıl geleceği belli olmayacağım, doğru dedin. Motel de miyim ben? Çık kanka buradan da ben, ha. Niye görünmezim diyecekken, kanka ben bir kombin değişsem mi bakayım? Yok lan jantıyız aman akayım. Warlord gireceğim buna, Warlord ne? Warlord? Varalord? Aleykümselam Emre'cim. Ha Warlord sunucu, vallahi uykusuzum, öyle gibiyim ya. Video çekecektik değil mi biz de orada? Azat emanetin var mı lan? Var. Muş'tan kaç tane var motelde? Muş'ta 6 tane var. Getirsene bir 2 tane. Oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Altay'da kaç tane var? Onda da 5 tane falan var herhalde. Allah Allah, adam bize fazla mı verdi lan? Abi bir tane verdi. Ona 10 tane mi verdi ne? Bende 16 tane var. Duydun mu? Duydum. 16 tane bende var. 6 sende var. 22. Ama sende önceden var mıydı ki Muş'ta? Hayır. Bir tane vardı. Ha, tam bir tane vardı. 16 tane işte yarram. Adam çok çok fazla vermiş. Altay akşam sorarız. Kaç tane getireyim? Neyse. Bir tane bana, bir tane kendine getir. Arayalım bakalım. Kafeler mafeler aktif mi? Dün sen bizim kardeşten silah gapslamışsın, doğru mu? Aynen öyle reis, mevzular döndü. Büyük amla bayan, hanla bayan. Satılık T20 40.000 dolar. Kahve dünyası. Bir daha ara. Saygılar. Alo. Alo merhabalar. Merhabalar buyurun. İki kişilik rezervasyon yaptıracaktım da, ücret nedir acı? Allah, rezervasyonu hiç gerek yok zaten, mekan şu an boş. İstediğiniz gibi gelip takılabilirsiniz şu an. Kaç kişi var acaba şu anda mekanda? Şu an boş mekan, kimse yok. Anladım. Saygılar, hürmetler. Dikkat edin kendinize bayım. Efendim? Saygılar, hürmetler diyorum. Dikkat edin kendinize. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Ne demek, rica ederim. Bayis. Bayis. Biri görürüz ama. Bir sende, bir bende. 5 tane de sandıkta var. Allah Allah. Ha, 7 toplam bende. Fazla var lan. Ha valla. Şeklimiz belli. Aynen. Azat sende CG var mı? CG var ya. Şu anlık kalsın. Bir tane çağıralım. Şu motor bir gelsin. Azat diyorum, yeni gelenlere müşteri satmadık mı 10.000'den? Mantıklı. Güzel ticaret. Değil mi? Yani kaçtan aldık? Ama 500 tane 10.000'den aldık galiba. Nerede bu motorun? Amına sokayım böyle motorun. Çok pardon. Kız varmış lan. Azat. Gelirken de sana abla araba kaç basıyor seni bir tur. Görürsün, tamam. Arabayı gasp ettik gittik. Anlık kaps. Dur. Beyefendi olalım biraz. Ya abla kaç basıyor falan filan. Şekli şemali. Ben de şu motoru alıp geliyorum, bekle. Oçunoğlu. Aleykümselam. Azat kar görünce nasıl heyecanlandı demiş, saygılar. Ne yapıyorsun lan sen? Motoru buraya mı bıraktın? Anasını siktim. Boşuna mı veriyorsun parayı? Bacısını siktimin evladı. Ay motorum bozuldu be. Aa nasıl yapacağız? Bok bile var amına koyayım. Nerede? Aa bak burada. Ananı sikeyim. Şunun bir fotoyu... Azat geç geç. Senin bir fotoyu çekeyim geç. O zaman. Geç. Abla. Senin fotoğrafı bir patlatayım. Sağda solda paylaşırız. Abla. Ananı sikeyim sahi. 200. Abla satılık mı araban? Yok değil. Kaç aldın abla sen bunu? 3500. Bize... Aa, pardon 3500 değil.
28 bin bu. Ucuzmuş ya. Ben 500 bin sandım bunu. Öyle bir şey kaç saniye? Ya. Tam hatırlamıyorum. Abla bir şey soracağım sana. Efendim? Top hızı kaç bunun? Nesi kaç? Top hız yani maksimum hızı, azami hız. 200. Neyse abla görüşürüz. Reis bu. Tok tok senin mi? Tok benim. Tok tok ha, lap lap tok tok. Karı dedin de kilolu olacak, şişko olacak böyle. Lap lap sikerken ses gelecek. Abi arkadaşım fotoğrafı çeksek. Instagram'da paylaşırız. Belki abi karı kız falan düşer. Azat ver pozu. Bir saniye veriyorum. Hızlı. Nerede bu? Ver pozu oğlum, ver pozu. Bekle. Atsana bro. Otur 11. Ver bro, ver şeklini, koy şeklini. Olmadı öyle, mecbur böyle vereceğiz. Bekle. Hadi hızlı, sağda solda paylaşacağız. Enayilerin arabalarla foto çekek. Enay malı kıymalı birader. Ver, pozu ver. Kimin bu araba amına koyayım ya? Koymuşlar buraya. Ne? Benim. Senin mi abi bu araba? Evet. Saygılar abi. Azat. Şöyle bir poz alacağım. Çok güzel. Mükemmel çıktın. Bayılıyorum sana. Ben de. Aldık bize kaça gider? Kaç diyorsun bu yaramazı? He? Bu satılık değil ya. Bilader sen bir gel şu aracın başına, burada konuşmayalım biz. Gel reis gel. Ver el reis, uzat. Kaç diyorsun tam olarak? İstediğin fiyatı söyle direkt, yaramazı alalım senden. Bu makinenin fiyatı ne kadar olsun? Bu makineyi alacak. Reis bunun fiyatı ne? Yaramazın fiyatını söyle, parasıyla değil mi? Parasıyla da o kadar para sende çıkmaz gibi ya. Kaç diyorsun reis sen bu piçe? Bu piçin ederi ne kadardır? Ne kadarın var? Sen fiyat söyle, paranın önemi yok. O derece diyeyim sana. Ona göre yani. Şimdi reis ben sana 500 binim var desem sen diyeceksin ki 600 bin veya bizi kazıklayacaksın 100 binlik arabayı yani 450 diyeceksin. 500 bine, 500 bine bak şunu görüyor musun şu aynayı? He. 500 bin ver, sökeyim vereyim şu aynayı sana. Yalnız 500 bin TL sandın. Euro'dan bahsediyoruz. Ha, Euro'dan bahsediyorsak güncel yabancı paralarla bizim işimiz var. Türk lirası ile işimiz olmaz. 500 bin avroya kabul olabilir evet. 500 bin euro. Reis yani ben onu başlıyor. Veririm de yanlış anlama beni. O parayı taşıyacak tip yok sende. Yani bak mesela benim tipe bende var. Yani bilmiyorum senin. Yani oradan bakınca yanlış anlama beni bak oradan bakınca. Bu orospanın evladında 5 kuruş para yok. Yanıma geldi arabayı çöküyor mu diye düşündüm. Evet doğru düşündüm. Yani pantolondan dolayı öyle düşündüm biraz. Yani böyle dışarıdan bakınca ana orospanın evladı geldi mi dedim. Evet doğru düşündün. Orospanın evladı ayağına geldi. Siz misiniz o? Aynen öyle reis. Şimdi yılların orospu çocuğuyuz. Ne yapacaksınız bu arada? Sikeceğiz. Ama sizin gibi evlatlara gelmez bu arada ya. Neden reis? Size çakal kasa lazım. Reis yanlış anlama. Az önce seninle gırgır şamata yaptık. Şimdi işi ciddiye bindirelim. Tabii tabii. Az adama hayırlı uğurlu olsun bu araba. Az adam anahtar al sen. Aslında da arkadaşın adı mı Azat? Evet Azat. Ben de parayı uzatayım sana. Tabii. Alayım parayı. Reis. Arabayı ver bir bakalım. Arabayı verdim say. Sen paradan bahset. Verdim say. Efendim? Verdim say. Tamam. Sen de verdim say. Anahtarı ver. Bizim evlat bir kontrol et. Bir sıkıntısı var mı? Sen de yanına bin. Bir sıkıntı yoksa... Bakın arabaya, arabaya. Aç reis bunu. Bütün kaplarını bir açsana. Bak bir kalite kontrol yapacağım. Bunun arka ön bagaj. Sağ sol. Bunun saksı kaskosu var mı bunun? Bunun kaskosu var tabii. Şu sağ ön kapıyı da açalım. Şöyle bir bakalım. Reis bunun motoru yok. Motor bize mi iş koyan reis? Da. Elektrikli olduğu için biliyorsunuz ya belki elektrikli olduğunu. Elektrikli. Tabii. Yalnız benim arkadaş da vardı benzinle gitti.
Evet, yani o şehrin bir sıkıntı. Elektrikli değil. Yani sonuç geliyor. Olarak elektrikli değil, bu kopya. Birebir aynısı yani, bu yan sanayi. Yani şimdi sen ne diyorsun bunun oluruna? Gebze'de ölü, şey oluyor, üretiliyor. Haa. Reis, bunun arka tampon da yok. Nasıl yok ya? Gel reis. Hadi bakalım. Galiba düşürmüşsün sen bunu. Yok, arka tampon değil o, bagajın içi o. Bagajın içi değil reis, bagajın içi üst taraf. Yok, tampon kırmızı bak, ben görüyorum şu an, tamponum var. 50 bin hayırlı olsun diyelim o zaman. Efendim? 50 bin euro hayırlı olsun. 450 bin euro ne oldu? 450 bin eurolar havada uçuyor. Siz ne meslekle uğraşıyorsunuz acaba? Polisim ben. Anladım. Hangi birim? Emniyet Genel Müdürlüğü, şef. Ha, şefsiniz, anladım. Sayılır. Sayılır. Arkadaş, ben de K9 köpeği olarak çalışıyorum. Bizi galiba arkadaş pek ciddiye almıyor da. Mesleği söyleyince fark ettim, ciddiye almaya başladı. Tabii efendim, kusura bakmayın. Ben sen bizim Commander Shifter Mefter olduğumuzu unuttun herhalde. Ben size 50 bin euro şöyle bir atma verebilirim. Oradan bakınca bizi orospu evlatlarına benzettin ama doğru benzetmişsin. Bunu vereyim 50 bin euroya. Bana 50 bin mi diyorsun reis? Yalnız evet. Bu arabaya bakmaya gerek yok. Neden? Ön tarafta iyice kaputa yatırıp birilerini sıkmışsın. Yani onu o kadar yanlış... İçeriye doğru göçmüş. Yok, içeriye doğru göçmüş. Bak et, evet, şurada birkaç elisi polis var. Mi bu adam? Nereden biliyorsunuz? Reis, ben ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Sen bunu şefine hediye et. Bunu mu? He. Şefine ver, yarın öbür gün ben seni görürüm. İllegal bir şey yaparsın, sana... görmezden geleceğim şefim, seni. Şefim, ben size bunu güzel bir fiyata bırakayım ama. Şimdi birader. Yaklaş yaklaş. Seninle biraz ciddi konuşacağız galiba. Bak bakayım orada. Sence bende bu arabayı alacak tip var mı? Yok. Tamam, aynen öyle. Toga alacağız reis biz. Ya Toga işte. Sen şuna yap, bir şeyler alalım hadi. 450 fazla dedin reis. 450 değil 500 dedim hadi, iskonto 400. TL mi? Şefimsiniz. Şefimsiniz, 450 bin euro gibi bir fiyata bırakayım size. Euro demeyi daha çözememişsin. Nasıl alacaksın o parayı bizden, utanmıyor musun? He? Ben elden alırım, senin bu şefin, alırım, kriptodan alırım. Senin bu şefin namlarına, götlerine, eurolarına, dolarlar gördüm. Doğrudur şef. Biz taşıyabiliriz ama işte sizden yana bir problem var. Ya biz de gördük canım o kadar paraları. Biz de tanımıyoruz. Euroları yerdin. İsim tabii. Neydi senin? Mertcan. Mertcan, soy ismin ne? İyi bir çocuğa benziyorsun. Soyadım Can. İsmin Mert. Evet. Gece 12'de hakkında başlatılacak soruşturmadan dolayı seni karakola çağıracağız. O zaman bunları konuşuruz daha detaylı. Yok, hayır, yapmayın öyle bir şey ya. Nereden geldi o eurolar, görüşeceğiz ama. Bir şey yapmayacaksın değil mi? Sen takıl takıl. Şefim. Euroları koy cebe. Nereden gelebilirler bu yabancı paralar? Ha? Vergini sen ödemiyor böyle. Musun lan sen yoksa? Nereden geliyor lan bu paralar? Aman. Bizim mi haberimiz yok amına kodumunun yerinde? Hatta birader sikeceğim ya. Şef şef olalı böyle adam görmedim. Hadi anlamadım. Bize mi iş koyuyor? Bir dakika ya. Karışırız. Hayırdır, şefin özel special motorun önünde sen ne yapıyorsun reis? El salladım. Gel buraya gel. Bizi mi döveceksin kanka? Yok, sizi niye döveceksin? Bizi mi döveceksin kanka? Estağfurullah şefim, size kalkan eller kırılsın. İlader bak, sen bana yeminimi bozduracaksın. Ulan, sen az önce yapmayın. Şefin motora çökmeye çalıştın, farkında mısın? Estağfurullah, öyle bir şey söz konusu değil. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Tabii, tabii, bir olur, ikincisinde olmaz. Kelepçeyi takarız. Atla zat. Rica ediyorum. Bizim special combo'dan tatmamış galiba hiç. Ananı sikeyim. Oo. Ne oluyor? Sen ne güzel bisiklet sürüyorsun öyle. Bilader. Bu bisiklet nasıl bir bisiklet? Ne yapıyorsun lan sen?
Onu bir al bakayım Azat. Onu bir kalite kontrol. Bir kalite kontrol. Gel bakalım. Gel bakalım. Devam et. Bisiklete el koyduğumuz gibi arabana da el koyarız. Abi bu tez can far ha. Gel gel. Al onu. Yeter aman abi. Motora yatsana kanka, yatmayı dün yaptık ya. Şu an ölü yarrak gibiyim. WASD'ye zor basıyorum diyeyim gerisi. Oy, ne diyorsun ya? Gel ben sana yolluk vereyim. Kolay gelsin beyler. Lan. CGL'i. Ne yapıyorsun lan CGL'i? La derken ne biçim konuşuyorsun şefinle? Şef mi? Aynen. Master şef. Ne şef lan? Komik vay de deme kanka. Vay seni vay. Size bir şey söyleyeyim mi? Bıyıklar yakan, yakışmış şefim. Üçümüzü bir kafese koysalar ikinizi birden döver. Allah Allah. Tabii. İddialı. Beyler ben size şunu söyleyeyim. Eski komiserim ben. Ama kimse bunun farkında değil. Anladım. Patlıcan görev mi? Bunu sadece kim bilir biliyor musunuz? Kim bilir? Patlıcan diyenler mi? Şu an abi çektikleriniz bilir bunu. Zamanında onların abisi bendim. Allah Allah. Biz kimseye abi çekmiyoruz. Ya benim motoruma niye bu? Biz neler gördük neler. Beyefendi. Yapacak bir neler şey. Gördük neler geçirdik. Neler gördün Allah aşkına. T-Rex'le okula giderdik ha. Bu mudur? Neyle? Şu hanımefendi niye bağırıyor? Ne oluyor ya birader, bir dakika. Motoruna vurdu, normal değil mi? Vay vay vay. Dost ne yaptın dost? Ne haber civciv? Cici? Civciv civciv. Civciv. Çok sağ ol, çok sağ ol. İşleri büyüttün mü? Şef oldum. Adam şef gaz, olmuş. Gazdan torbacılığa mı geçtim? Derken reis. Sordum sadece ya. Yanlış anlama, buralar sana dar gelir. Apache. Bu niye durmuyor? Bana dar mı geliyor? Şey sıkıntı var. Sadece sen alacağın bir silah. Buralarda insanlar sanki çok dar alıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Genişletiriz. Elini indir. Canım sıkıntı yok. Şey. Allah Allah. Aynen öyle. Sen mi gelsene ya? Bir gel konuşalım ya, bir gel. Sen kimsin beni çağırıyorsun? Sen mi gelsene kanka? Sen mi gelsene kanka, biz seninle bir konuşalım ya. Ne yapmayayım, ne var ki? Kürt müdür? Sen bir gelsene, gel gel gel. Barış işareti yapıyorum. Arkadaş bize az önce gapsçı dedi, duydunuz mu? Evet doğrudur. Neden böyle bir şey söylüyor? Bilmiyorum, öyle bir hype'ınız var galiba. Üzerimden para verip paramı ve telefonu aldılar. Beyler. Allah Allah, şikayetçisiniz evet, siz. Ve abiler kavga etti. Bu suratı unutmayacağım dedim. Unutmayacağım. Sen bütün karakol ya. Beni tanır. Adam. Abiler kavga etmeyin, Barış Sağlay'ı dans et. Barış yok. Yok. Kavga yok. Eski komiserler buraya kavga çıkartmak için mi geliyor? Ortalığı kızıştırmak için mi geliyor? Ya buyur, yarışmış ama değil mi? Hiç. Barış Sağlay'ı. Tamam Barış. Tamam indir. Bilader, Kara Murat. Seninle ilerleyen zamanlarda departmanda görüşürüz. Bilader, dedinkini yalayayım mı? Bilader, Kara Murat. Duyuyor musun beni? Seninle istediğin zaman, istediğin yerde görüşürüz. Seninle departmanda görüşeceğiz. Hiç sıkıntı değil. Ama hiç sıkıntı yok, hadi görüşelim. Seninle... Ben indirelim, ne yapıyorsun? Departmanlı kelepçeyi takarken görüşeceğiz. Şefim, sakin, sakin. Problem yok ahbap. Sakin kal. Ben bu tarz şeylere çok denk geldim zamanında. Onlar nerede şefim şu anda? Sadece bakışıyorsun. Başka hiçbir şey yapmadım. Şu an zaten benim bakışlarımdan etkilendi ve susmaya devam ediyorum. Ortam niye bu kadar gerginleşti? Ortam niye bu kadar gerginleşti? Barış sağlayın. Arkadaş Barış, benim... Barış, bu ortam niye bu kadar gergin? Arkadaş benim gaspçı olduğuma dair bir şey söyledi. Ben çok utandım bu durumdan. Eski departman şefine sen nasıl böyle bir şey söylersin? Hadsiz. Utanıyorsan neden bu işi yapıyorsun aslan? Birader. Neden iftira abi? Nereden geliyor lan? Bak sesin çok çıkıyor. Arabadan geliyor. Kalka nereden geliyor? Arkadaki arabadan geliyor. Atlasın arabası. Bak iftira atıp duruyorsun sağda solda. Ama göremiyorum. Gaps maps. Olay çıkar. Rahat durun. Nasıl? Bir parça hepinizi alırım. Arkadaşlar biz burayı dağıtalım mı birisi? Uzaklaşalım. Arkadaşlar. Hello dostlar. Ryan ne yapıyorsun? Neyse. İyiden dostum, senden ne haber? Neyse. Ryan. Bugün o gün değil.
Velet Oç da geldi. Velet kim kanka? Gangem. Tezcan. Efendim abi. Bu adamı indireceğiz ama ne zaman? İndireyim şimdi. Bu tarz ellerde Tezcan'ın biraz sakin olmayı bil. Ben polisi de indiririm. Tamam. Ne yaparsın? Polisi de indireyim mi? Ne oldu memurum? Bir şey yok ya. Bir... Şefim. Efendim canım buyur. Bu bisikletle deminden beri bize uyuşturucu muyuşturucu deme, ben pek ayıkamadım arkadaşım. Ne ya? Sağdaki bisikletçi. Sağdaki bu beyefendi mi? Kankacım uyuşturucu istemiyoruz. Polis de geldi zorluk çıkarttırır mı? Üstünü ararlar. Yarrağı yiyen sen olursun. Arasınlar kral. Reis olay çıkacak gibi duruyor ya. Buyurun memurum, arayın istiyorsanız. Yok ya, şu anlık bir... Yok gelin size uyuşturucu gibi nasıl yapılır göstereyim. Yok nasıl üretilir göstereyim. Kim fabrikası mısın? Fakasınızdaki mermiler. Sakın öyle bir şey. Gerçek mermi mi? Ne? Kaskınızda mermi var sağında soluna bakarsanız. Ya oyuncak. Bizim Tezcan. Aynen. Neyse ki çok kaslı kollarım. Neyse birader, seni fazla ortalıkta görmeyelim bisikletle. Zıplama sağa sola. Beni mi abi? Bir daha yanımızda öyle uyuşturucu muhabbet açarsın. Polisten önce ben güç uygularım sana. Ters kelepçeli yollarız seni. Dinliyorum. Yürü azadım, zıplayalım. Duydun mu lan beni? Duydun mu lan? Duydum abi. Belki ne var ya, kaskındaki mermiler gerçeğe dönüşür. Beynin de patlar. Tamam. İn bisikletine. Pılını pırtını topla, siktir al git lan. Siktir lan. Yok. Devam et. Devam et, sana tecavüz ederim, devam et. Ne diyorsun dayı? Devam et diyorum. Orospunan evladı. Sakallarını yiyeyim. Gel bakalım Hazret, gel. Şefim. Efendim ciğerim. Uyuşturucuyu öğrenmek istiyorsanız takip edin dedi, bisikletle gidiyor bak. Ne yapalım biz buna? Şu anlık bir şey yapmayalım be ya. Bak bak biz bekliyor bak. Çıkmamızı bekliyor bak, orada bekliyor. Bak, hadi, hadi, hadi. Salak mıdır nedir, tıkayacağım ağzını şimdi ya. Bizim tezcan. Tam olarak neyi tıkayacaksın abi? 50 santim yarra. Kolay gelsin. Eyvallah ciğerim, kendine iyi bak. Eyvallah. Şimdi bunu sikelim mi tecavüz mü edelim, ne dedin? Hmm? İkisi de aynı şey. Bak burada o çınalı. Dos Santos. Hızlı gitsene orospunun evladı. Bu trafikte seni mi bekleyeceğiz lan? Motora saygı var, bisiklete yok. Ezer geçerim bak. Dos Santos polis departmanı, sağa çek. Sağa çek, kontağı kapa. Devam et. Kontağı kapa, sağa çek. Devam et, ileride sana kontağı göstereceğim ben. Of of, orospunun göt de göt amına koy. Nasıl, iyi mi? Of anası gibi götü. Az ileride ben sana kontağı çıkartacağım. Oğlum. Devam etsene fakir orospu evladı. Efendim. Nasıl da biliyor ismini uçun oğlum. Teşekkürler. Devam et biraz daha, devam et. Gel gel, birazdan sana kontağı çıkartacağım. Ya yok, ilerlemiyorum. Devam et. Ya yok. Oğlum basıyorum orospunun çocuğu. Demiyorum. Tavayla kafana vururum seni. Demiyorum. Bas. Ya yok. Ya yok. Vereyim mi? <bana. gülüyor> Canı yararak istiyor ya belli. Bilader. Hakkını vereyim mi? Ağzına yarra tıkamamam için bana bir sebep söyle. Ha? Devam etsene. Devam et. İlerleyeyim mi? İlerle. Tekneyi hazırla.
Tekme atılmıyor bende. Ne kas, ne kas, çabuk hızlı. Ama uçun o. Ooo JG'ler geç lan ananı sikeyim. Onlar kimdi o lan? Tekme atılmıyor. Neyse, bugün zarar verme günü değil. Bugün iyilik günü Azat. Tamam, bugün iyilik mi yapıyoruz? Bugün iyilik günü verir. Nanasının ağzına verdikten sonra. Bilader, biraz hızlı gideceğim mi? Çok dolaşıyor. Biraz hızlı gideceğim mi? Abi salsanıza beni. Hızlı git! Ya yok, istemiyorum. Devam et lan. Ben hakkını veriyorum. Yok, ver. Azat, sen kimin hakkını veriyorsun? Devam et. Senin o tekerlerini patlatır, bisikletini çalarım bak. Bisikletimi kimse çalmaz. Diyeyim de. Diyeyim de. Güzel kanka. Devam et, diyeyim de. Bilmeyen mi var bu ekleri? Açıl polis var, açıl. Çek 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 çek. Azat senin yararak değiyor, çek şunu biraz. Çekiyorum. Üf, ne diyorsun ya? Gel gel. İçerisi dolu galiba. Açıyor ve susuyorum. İnsanlık ölmüş. Kursana bir dakika. Gene mi geldin lan? Abla bunun anahtarı sende var mı? Ya. Arkadaşımın arabası da ya, buraya getirmişler. Abi. Ne oluyor? Bu hiç komik. Ben senin tekerini almadım mı? Çok çok ben pardon, çok pardon. Komik, çok pardon. Ben yapınca mı komik değil? Çok pardon reis. Bir dakika. Arada kendime engel olamıyorum tamam, ya. Tamam tamam çok. Olaman zaten. Nasıl lan hadi ikile. Bana mı diyorsun lan? Şopar. Ha? Çopar derken hayırdır? Gel arkaya, gel arkaya. Gel kanka. Arkaya geliyorum lan. Gel kanka, bir senin yüzünü attıralım. Gel gel, kim kime? Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Silah çekiyor lan burada. Bak bak bak. Orospu'nun şeyini kes. Süpermen. Devlet, devlet çalışanıyım, bana zarar veremezsin. Sana kim zarar verecek reis? Sen veremen zaten. Sen kimsin devlet çalışan olarak bana laf edeyim? He? Bilader. Bilader derken? Devlet mevlet bir şeyler diyorsun da. Ben doktorum, bana el kaldıramazsın. Doktorsan doktorluğunu bil, buraya gelip bu yene mi gelmiş falan filan diyemezsin. Adamın aklını alırlar. Allah Allah. Ayıktın mevzuları. Ayıkmıyorum ben. Konuştuğun çoluk çocuğa benzetme. Çoluk çocuk sikiyoruz biz, yanlış anlama. Yanlış anladım dedim. Ne yapabileceğim? Sen bana yeminimi bozduracaksın. Ya yeminini bozsan kaç yazar? Harbi mi diyorsun? Gel diyorum seninle güzel işler yapalım ama kabul etmezsin, neyse. İşler ne zaman yapıyoruz? Reis gel yardımcı ol, gel. Ya gelin, gelin. Yemek var bende, istersen satayım lan sana. Ya şarkı sesi nereden geliyor amına koyayım? Ya şu velet. Efendim. Üzgünsün lan. Reis. Yardımcı olalım sana. Ya reisim. Ol vallahi reisim, çok acıktım. Ya yemek veririm ya, isteyene bedava. Ver kısana kanka. Bedava. Versin gel, gel. Reis o enayi sana. Bak enayi menayi ne diyorsun birader? Birader derken biraderi karnında büyüt lan. Zibidi. Zibidi hayırdır oğlum? Bir daha beni ittirdiğin an ölüm günün olacak. Bana vuruyorsun. Emin misin? Emin misin?
Bir daha vuracaksın bana? Bir daha vuracaksın mı bana? Beyler. Sesini yüksek de lan. Ama bu canı yararak istiyor bana. Beyler burada olmaz ama yaptığın şey. Riz burada kendisi yumruk attı ya. Ya geliyor yani. Artist deniyor kes lan neyse lan diyor. Şefim siz de yapmayın ya. Seni siksem ayıp olmaz bu arada haberin olsun. Bak ne... Bak... Oh, ağzı bozuk ya. Yani seni sikmemek için kendimi zor. Bak ağzını ben düzeltirim. Bir daha vur. Vursana bir daha. Az erkeksin ya, bir daha vursana. Yapma öyle. Az erkeksin ya, bir daha vursana. Bana yeminimi bozdur. Bak beyefendi. Abi bak biz Uwe'ye geliyoruz. Bir yaklaşma aynen bana reis, bok kokuyorsun aynen da. Oh. Uwe'ye geliyoruz. Arkadaş diyor ki heh, sen aynen yine mi geldin? Bilader sen doğru kimsin, ben seni ben tanımıyorum. Sen yine mi geldin demedim. Ne olmuş ne olmuş, ben dinleyeyim. Senin ya bu arkadaş geliyor ha, hayırdır sen benim mekanımda geziyor falan. Fark etti mi dinleyen adam seni sikler. Bak bana küfür etme dedim yapma sana. Heee yumruk atıyor ya, zorluk çıkardı. Alır mısınız abi şikayetçiyiz? Memur Bey şikayetçiyim ben bu arkadaşla. Bir saniye. Yumruk atan o şikayetçi sakin, olan da mı? Sakin olsun. 47-12 konuşuyor, kedi kafeye bir ekip istiyorum. Memur bu arkadaştan şikayetçiyim. Bilader bana... polisin göz önünde saniye, bana yumruk saniye, attın. Bir saniye. 47-12 reis başı tuttu galiba ya. Öyle yorumladım. Yorgunum biraz, hiç uğraşmak istemiyorum. Kavga çıktı da. Atlas. Polis müsait mi şimdi? Bir şey söyleyeceğim sana. Anlaşıldı tamam. Müsait tamam, misin? Bir saniye ekip geliyor bir saniye. Müsait misin? Bir şey soracağım sana. Sorun tabii. Ne? Arkadaş senin gözünün önünde bana yumruk attı ve hayran daha iki kişi kavga ediyor mu oluyor? Açalım. Anlaşıldı tamam. Her reis. Adalet bu mu yani cidden? Bir saniye. Adaleti şimdi ben gördüm. İkiniz de birbirinize vurdunuz. Tamam. İkimiz de birbirimize vurduk. Efendim bakın ben ifademi ver. Memur Bey benimle. Ben şahit olarak geldim. Bir dakika ya ben bir şey. İkimiz birbirimize tamam vurduk. Ben de vurdum ona. Ben şahit olarak geleceğim. İkiniz de bir susun. İkiniz de bir susun. İkiniz de karakola götüreceğiz zaten. Yani götürmeyi de biliriz. Bir saniye bekleyelim. Kral polis ben sana tek bir şey sorayım. Ben ona vurdum mu? Cidden öyle mi gördün kanka? Çok güzel. Yok canım ya ben geleceğim. Yok polis doğru görmüştür. Ben silah çıktım sıktım attım. Ben. Bu enayiden yemek almam ben. Senden alacağım, kaça bırakayım. Biz yemek satmıyoruz reis. Az önce satıyordu. Beyaz arkadaş kavga ettiler. Uzak durun tamam. Birbirinizden uzak durun. Tamam ne olay ne burada? Komiserim siz en üst rütbeli misiniz? Evet başkomiserim. 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 Burada duruyorum. Arkadaş polisin gözünün önünde yumruk attı ama nasıl olduysa polis diyor ki sen de ona vurdun. Ben onu anlamadım. İlkini gördüm sadece. Şimdi kim şikayetçi? Biz onu bir anlayalım da. Arkadaş deminden beri burada zorbalık değil yapıyor yani. Tamam bir sakin ol. Tamam sakin. Sakiniz zaten. Bir şikayetçi olan kim şimdi? Kim kimden şikayetçi? Ben şikayetçi oluyorum bu arkadaştan. Geliyor bana. Ben gelmişim bakmışım burada gelip bana hakaretler küfürler savuruyor. Bu nasıl tamam, saygısızlık, sizler, terbiyesizliktir ya? Beyler tamam, sizler de biz de bu halkın alalım canını tamam kurtarıyoruz sakin yani. Sakin. Gelsene hadi sizi. Abi buranın güvenlik kamerası varsa o kamera kayıtlarını alıp öyle gidelim beraber ya. Bende var. O bu kafe sonuç mi olarak arkadaş bir 50 ay yolculuk kapısı. Yok, sıkıntı yok. Karakola gidelim de işte durun. Hep birlikte. Şahit de var. Şikayet de var. Ben polisten şikayetçi olacağım direkt ya. Tamam, ben de şahit olacağım. Ben şu polis arkadaşının şikayetçi olacağım. Ben vurmadığım halde bana diyor ki sen de yumruk saniye, attın. Bak, bir saniye kardeşim. Doğru. Beni bir dinler misin? Heh. Lafımı kesme şimdi tamam mı? Şu arkadaşın vurduğunu lafını gördüm. Lafını kesmedik tamam mı? Sabahtan beri sen hayır bir dinle, bir dinle, bir dinle. Şu arkadaşın evet vurduğunu gördüm. Hı. O bir şey değil. Ben de senin ya ittiğini ya da vurduğunu söyledim. Yani vurdun mu vurmadın mı? Reis buna sen bile emin değilsin. Gördünüz tamam mü? İttiğini gördüm. İtmedim ben. İtmedi. İttiğini gördüm kardeşim. İtmedim. Ya gel kamera karşısına bakalım. İtmedi. Git Uwe'nin kamera kayıtlarına bak. Ama eğer öyle bir şey yoksa ben senden şikayetçi olacağım. gidelim. Ben ne yapayım burada? Karakola öyle bir şey varsa da ben şikayetçi olacağım. Bakın. Bir merkeze geçelim de bir oda. Evet, evet, abi buranın kamera kayıtlarını al öyle şey yapalım geçelim. Tamam işletme sahibi nerede buranın? Bilmiyorum. Bakın abi içerideyiz. İstediğin kadar şikayetçi ol kardeşim. Ben seni ittiğini gördüm. Ben şimdi arkadaşı ittim doğru muyum? Aradım şu anda. Eminsin. Arkadaş nerede bu arada? Brian sizin kafenin önünde mevzu oldu da işte mesela. Ha gidiyor range ile kaçıyor.
kovalayalım mı? Onu alacağız zaten. Onu ben şimdi geldi adalet polisi ara kanka. Dur ben bir bakayım nereye kaçtım. Yumruk yediğim yerde yumruk attı oluyorum, mevzuyu kes. Ya bakın beyefendi, ben sizi vurduğunuzu söyledim ama sonradan düşündüm zaten. Bir durur musunuz az ya? Zaten telsizden anons geçiyorlar. Başım zaten şişti. Bir durun ya. Gözlerde hata oluyor bazen, anlamıyorsunuz ki. Sen bana iftira attın. Ben bunu hiçbir zaman kardeşim, ben sana iftira atmadım. Ben dedim ki sana sadece. Alo. Sen bir araca geçiyordun. Merhabalar. Araca geç. Tamam, sen bir araca geç. Gel gel. Tamam başım senin ya. Ben bununla duruşamayacağım. Tamam sakin tamam. İftira atıyorlar sonra. Aa Mete ne yapıyorsun? Biraz daha durursak zaten roket atar çekilecek. Gel yalan dolan kaynıyor. Yalan mı kaynıyor? Evet. Öne atlamayalım başkomiserim biz. Siz geçin, öne biz arkaya atlayalım. Şey var mı? Neyi? Kamera kayıtları mı? Abi. Yakınması lazım ama çalışıyorum şu an. Kayıt alıyorum bilmiyorum. Enti bir bak sen. Recep abi bir gelsene. Yok bekle şimdi. Gerekiyor mu yani illaki? Ya beyefendi isterse gerekir. Kim o? Tanıklık edebilir mi ya? Gördüm ben de. Ben de tanıklık edeceğim. Tamam ediyorsunuz zaten. Gerek yok kameraya. Oyuncağı bana ver. Üstünü ararsa. Ne olacak oğlum? Kimseye vurmadık. Bir şey yapmadık. Karakolun girişinde üstünü ararlarsa yasak taşmak. Harbi mi? Hmm. Öyle yapalım reis. Mevzuyu o şekilde ilerletelim. Valla. Tamam. Ben bunu şeyime bırakayım mı? Niye? Motelime. Bırak kafana göre. Ben mevzuyu anlamadım. Polis gördün mü? Yumruk atmışım. Engelli büyük ihtimalle. Dostum senin ismin Recep'miş galiba. Recep reis benim. Vereyim kamera kayıtlarını. Mete ben de memnun oldum. Ben sana şahitlik yapacağım, yanında olmak için müsaade edersen. Çok sağ ol abi. Var ol. Rica ederim. Rica ederim. Aklımın yanında olacağız Recep'ciğim. Abi bizim mevzular böyle. Yanlış anlama yani, yorgun olduğumuz için laf etmek istemez ama. Daha geçen gün zaten ortalık kavruldu. Twitter'ı falan, videoları falan görmedin mi? Anomali ekibi şu şehirde gerçekleştirilen zulmün karşısında Anal ekip olmak mi? İçin. Anomali. Dur onlarla dalga geçme. Çok ayıp, çok gururlu bir ekip. Bak, aferin lan sana çocuk. Aferin lan sana çocuk. Git yaz. Hakka karşı, haksızlığa karşı ne yazıyorlar abi? Duruyorum de. Sen izlemedin mi? Anal'dan yolları gördüm. Ama anomali... Yolları görmedim. Anomaliyi görmedin mi ya? Dur ben gösteririm sana, ben gösteririm. Sen kaç yaşındasın? Anal oğulları he? Yok anomali oğulları. Abi o ne, tarikat mı? Ne, terörist mi onlar? Yok oğlum terörist falan değil lan. Ne yapıyorlar? Kanka bunlar bu şehirde uzun zamandan beri yaşayıp haksızlık görmüş bir ekip. Sivil toplum örgütü diyelim. Sivil toplum örgütü yani. Şu an işledikleri herhangi bir suç yok. Suç işlemeye teşebbüs de etmiyorlar. Ama kalabalık örgütler. Örgütleniyorlar yani. O zaman aramıza kalsın, ben size bir şey söyleyeceğim. Söyle. Onların başı benim beyler. Hadi çıkar lan spreyini. Var mı lan sprey? Çıkar lan. Onların başı sprey taşımaz. Bir şey diyeceğim, senin sesin neden tanıdık geliyor? Bu doğru olabilir onlar ya. Onlar sadece emirlere uyar beyler. Senin doğru sesin olabilir. Çok tanıdık geliyor ha. Memnun oldum. Buyurun merkeze geçelim. Geçelim abi. Şefim ben de... Şu polisten bir şikayetçi olalım ya. Senin. Şahit olarak gelmek istiyorum da ben de. Geleyim bari. Atmayın beni. Anal ol ya, animede neydi? İsimleri neydi? Burnunu gördün mü burnunu? Anal oğulları. Amın oğlu. Kanka güzel bir isim söylesenize bana. Anal oğulları olmaz ya. Ama anal ile ilgili bir şey olması lazım. Sorduklarında anallıkla ilgili bir şey söyleyelim. Yani anal giren mesela. Analdan direkt. Öz. Analdan. Anal kolu, falli kolları, azmanoğlu, ana sıçen, anal malı, anal kaya, anal dolu. Anal tokatlayan, öz anal turizm, anal çözelten, anal yolları. Anal okulu, üf! Ne diyor ne? Anal okulu. Anal dalan.
Hiç uyumadım bugün, ondan ölü yarrak gibiyim. Haberiniz olsun. Ben demek ben analdan he. Geçelim abi. Anal kolları. Kimseden yemez oğulları. Masum 4 kez selam verdim ha kanka, vallahi ölü yarrak gibiyim, çete bakmadım bilen bir an. Aleyküm selam Maxi'cim, hoş geldin. Aramızda bir şey varsa anlat. Maxi'cim sen bizim karıyı patlatmışsın, doğru mu reis? Öyle bir haber geldi kulağımıza da. Hanginiz osurdu beyler? Buyurun oturun oturun beyler. Kurbağaya bastım. Kurbağaya bastım. Geç bakalım küçükler. Küçük otur sen. Elindeki ne, biberon mu? Biberon. İspen ha. Biberon. Buralara da düşecektik ha. Tekrardan selamlar. Arslan başlamışlar. İyi nasıl olur? Sağ olun. Konuşmuyor reis, farkında mısın? Olur öyle, ben alışkan. Evet, şimdi bir olay baştan anlatayım. Nasıl oldu? Nasıl demiş olan? Abi şimdi, pardon, başkomiserim. Evet, rahat ol. Biz Uvu Kafe'ye geldik. Tamam. Bir baktım bir arkadaş geldi. Bu yine mi geldi? Amına falan filan. Kusura bakmayın, küfür ediyorum ama söylediğimi söylüyorum. Ya anlatın. Ha, düz şekilde söyleyebilir miyim abi? Ya, bu olay nasıl gerçekleşti? O şekilde. He, o bu kafeye geldim abi arabayla. Sonra bir baktım bu arkadaş. Yine mi geldi aman oldu dedi. Ben de buna deli oldum. Gittim yanına, dedim hayırdır reis, gel arkaya bir konuşalım dedim. Çünkü o bu kafenin önünde şimdi mevzu çıkarsa adamlar diyecek ki reis bizim kafenin önünde ne yaptınız, itibarımız düştü. Dedim gel birader köşede konuşalım, yan tarafta bunun yanı. Bu arkadaş da dedi ki yok kral falan filan, pat diye bir baktım teaser çekti. Dedim ne yapıyorsun? Yemezsin bak, beni zorlama dedi. Allah Allah. Dedim reis bak, bana yeminimi bozdurma. Senin laf dalaşına girmek istemiyorum, küfüre tövbe ettim dedim. Arkadaş zorladı. En sonunda abi bana iki defa yumruk attı. Bu arkadaşlar da vardı o sırada olay esnasında. Dedim bak bir daha yumruk atarsan kötü şeyler olacak. Geldi bir daha yumruk attı, o sırada da polis vardı. Polis de dedi ki sen de ona yumruk attın. Sonra dedi yok yumruk atmadın, ittirdim. Polis görmediği şeyi gördüm dedi, sonrasında yalanladı. Adam da bastı kaçtı. Size? Evet, sağlık çalışanı. Burada mı kendisi şu an? Şu an burada değil, kaçtı arabayla işte orada gözümüzün önünde. Biz evet, laf arasında ya. Bindi gitti. Çünkü biliyordu olayın ona patlayacağını, orada iftira attı dedi. Arkadaş bana buraya gelince küfürler etti, ben dedim çıkartın bu kafenin kayıtlarını gösterin. Arkadaş bu kayıt mevzusunu duyunca pat diye yol aldı gitti arabayla. Ben de bu ifadeye şahitlik yapmak istiyorum. Aslan başkomiserim, ismin Meta yaz. Başkomiserim ben bunları tanımıyorum, benim farklı bir şikayetim var. Sen galiba teslim olmaya geldin torbacım. Bu sağlık çalışanlığından şikayetçisiniz değil mi şu an? Abi zaten şikayetçiyim. Kanalda evet. Kanalda gördüm aynı şekilde size vurduğunu. Çok sağ olun. Efendim. Arslan başkomiserim, bir ekleme daha yapabilir miyim? Teaser çekmiş galiba. Teaser çekti abi, yani lafınızı kesiyorum abi de elimde böyle delici kesici bir alet olur. Ne bileyim bıçak çekerim, bunu zorbalarım, tabii öldürürüm ya. Öldürürüm. Öyle de bir şey yok mu? Dün biz konuşuyorduk orada yani. polisten olmayacağım. Hastaneye gidip bu şahsı gözaltı yapacağız. Şikayet ettiğiniz için, yani şikayetçi olduğunuz için. Gerekli işlemleri başlatacağım. Yani. Kaç yıl yer abi bu? Yani şu an bayağı bir şey var yani size yaptıkları. Olmadık yere teaser çekmesi. Çok sağ olun abi. Karşı hakaret etmesi, zaten şikayetçi olmuş. Ve darp etmesi bu. Aynen öyle. Şimdi hastaneye gidip darp raporu isteyeyim diyeceğim. Zaten elimiz müziğimiz. Gözler ki. Darp raporum abi. Oraya gitseniz orada da ayrı bir mevzu çıkartılır. Şimdi abi ben oraya gitmek istemiyorum. Birincisi doktor dediğin. Yanlış bilmiyorsam iş üstündeyken o teaser alırız. Tabii. Bu arkadaş sivildeyken teaser kullanıyor. Bunlar da göz önünde bulundurulursa çok sevinirim. Mesleğini kötüye kullanıyor yani. Ben başhekimimle de orada görüşürüm kendisiyle. Ha, yanlış anlamayın, o zaman polis de çıksın mesela otobanı önüne geleni
Şaps. Zorla tutuyorsun. Ananı bacını sikim racon sal. Ananı bacını sikim. Ne oldu lan? Tamam, başka bir konu yoksa ben bu olayın takibini başlatacağım şu an. Eyvallah. Çok sağ ol. Görüşürüz abi. Dikkat et kendine. Yine şahsı teşhis etmek için sizi buraya davet edebiliriz. Hızlı. Hızlı. Efendim abi, duymadım. Yine bir şahsı teşhis etmek için buraya davet edebiliriz sizi. Abi hiç sıkıntı yok. Numaramı vereyim istiyorsan. Tabii ben alayım numaramı. Bu arada soldaki yetkili çocukla yetkili. İkisi beraber yetkili. Şuna bakmayın bu arada. Biri altına mı sıçıyor şu anda? Bir dakika. Sıçıttırdık. Başkomiserim, ben bir ekleme daha yapabilir miyim? Arslan abi, yolladım. Başkomiserim. Sıkkım yok polis. Oğlum duyulmuyor mu? O kim namına koyayım lan? Ha tamam. Kuracım solananı sikim diye bağırıyor. Başkomiserim. Evet. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Biz memur bey yalan beyanına da şahit olduk. Recep Bey. Ben zaten Recep Bey'i az önce Ubu'da tanıdım. Yemek almaya gittim benim arabayla. Bir baktım orada bir kavga gürültü bir şey dönecek gibi. Hafiften bir uzaktan... Abi olay polis değil dedim. Ya. Bir tane de memur bu arada Recep Bey ittirdi kaktırdı dedi. O da bir yalan beyanda bulundu. Olay yerine ilk gelip destek çağıran memur. Haberiniz olsun. Recep Bey şikayetçi olur olmaz ama bu bilgi de haberinizde olsun yani. Tamam, personel amirimiz de burada. Ben onunla ilgili de kendisiyle kavuşurum. Ya çünkü mesela her seferinde sivillerimiz, vatandaşlarımız bizim yanlış harekette bulunmuyorlar. Recep Bey gayet... Oğlanı sikim racansal. Bir el fenir gibi oldu. Bir ceplerini bir ara yoklayıverdi. Ben o ara hemen bir önüne geçtim, bir vatandaş, bir dost olarak hani kardeş ya falan diye. Değil mi Recep Bey? Doğru mudur? Yalan abi. Yalanmış. Özür dilerim. Özür dilerim. Yalanmış. Şaka yapayım abi. Doğru. Haberiniz olsun. Yani. Baştan son anlattığı haberiniz olsun. Yalanmış. Abi izin isteyelim ya. Dedim ya, polise karşı herhangi bir şey mevzu demesin. Benim olayım o doktor. Tamam, biz kendisine gerekli işlemleri başlatacağız. Yani sağ böyle bir doktorsa tek komiserim. Türkiye'ye falan gitsin yani. Anlamaz. Orada oyuncu olsun. Sağ olun başkomiserim. Kolay gelsin. Elinize. Dağdan insin, dağdakilere vursun ama. Abi yemek su acil. Ne? Yemek su. Al. Arkadaşlar geçmiş olsun. Kolay gelsin. Abi. Efendim, beni yanlış anlama. Kurban olsun. Efendim. Beni yanlış anlama abi. Anlarsam Allah beni belamı versin. Sanırsam abi. Yani ben izlediğim bir dizinin etkisinde kaldım. Galiba ben gaddar olacağım abi. Bunun orospunun adını bulacağım abi. Aslayacağım, öldüreceğim abi. Aslan. Abi 97 sana vermişsin. Bana abi konuşuyorum. Ubu'nun önünde dur. Amın olur dedi abi bana. Gözünü seveyim ya. Dur. Senin ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Sen böyle şeylere tenezzül etme. Dayı sen o garip sendin ki amına koyayım. Ben konuşuyorum. Sen çok büyük işler başaracaksın Recep. Bunu duruşundan anlatabiliyorsun. Abi yolun bahtın açık olsun aslan parçası. Uyuşturucu yolun şimdi ne zaman olsun. Vereceksin abi sen bize? Yolun amına koyayım ne gitti ya uyuşturucu. Çok pardon. Kolay gelsin polisim. Efendim uyuşturucular getirdi mi lan çocuk? Ne? Uyuşturucular getirmedin mi? Recep abi 97 tane içecek vermişsin haberi. 97 tane mi vermişim? Aynen. Bol bol iç oğlum, ömürlük. Çocuk. Ne? Oğlum senden bir şey istesem yapar mısın lan? Ne isteyeceğim? Oğlum. Gel buraya gel. Ne? Çocuk. Abinin birazcık üne ihtiyacı var. Bundan dolayı da gel abinin dediğini kabul et. İlk işimi seninle yapayım. Sen sokak hayvanlarını kesen birisin. Ben seni buluyorum. Yaşını başını dinlemeden boynundan asıp departmanın önüne atıyorum. Ünlü olalım. Hadi lan. Oğlum ünlü olmam lazım amına koyayım. Nereye gidiyorsun ya? Şey yaparız abi. Çakmağızı. Neyse. Ney? Çakma Luzi'yi asarız. Çakma Luzi kim lan? Luzi. Sarı Luzi'yi ona diyorsun. Onu yatırıp çoğaltacağız. Ya yürüyerek mi döneceğiz biz? Ne bileyim, arabayla getirdiler. Getirdi bizi hemen götürmedi. Ooo. Gel bir şeyler oluyor. Gel. Ne verdin bana? Ne vereceğim oğlum? Alkol bana verdim amına koyayım. Su etkisi yaratır. Devam et. Gel.
Atla. Oo. Bilemiyoruz ki. Şaka yapıyorum. Bunu atla. Yok vallahi kafam çok güzel oldu. Allah sana bana. Şöyle yapalım. Gel. Azat. Ha. Şimdi bak seninle aynı skutere yan yana bineceğiz ama hızımızı aşmayacağız ki bir sıkıntı dönmesin diye bekle. Recep götüreyim mi sizi Recep? Götür. Abi bizi götürsene. Abi ben küçük bir çocuğa teklif yaptım da niye kabul etmedi ya? Küçük ben çocuğa de, mı? Ben unutma. Ha küçük bir çocuk abi dedim. Gel dedim işte seni abine bir güzellik yap dedim. Sen sokak hayvanlarına zarar veren bir çocuksun. Biz de seni boğazından iple bağlayıp Uvu Kafe şeyin pidinin önüne atıyoruz dedim. Sonra sen bütün haberler bizi konuşuyor ama sen ölmeyeceksin dedim. O çocuk fırlama ya onunla uğraşmayın bak o var ya çükünlü taşağına bir tekme atarsa çok fena yapar adam ya haberin olsun. Oğlum buradan mı indin lan sen buraya? Ulan ne diyorsun? Ne yapıyorsun oğlum sen arabada da gözükmüyor. Dikkat edin ha tekme atarsa fena yapar ha. Oğlum yap lan abine bir güzellik ne olur bak ismimizin çıkması lazım. Kafandan bağlayıp pidinin önünde salalım. Oğlum yapalım. Ne yapıyorsun oğlum? Aa! Buyurun arkadaşlar, buyurun. Tamam seni. Neyse şu abi kabul eder ya. Abi. 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 Efendim. Abi çok özel bir görev vardı. Gelsene abi şuraya. Git bizim oyuncakları getir, koş. Abi acil gelmen hemen lazım. Abi bu işin sonunda sana 500 bin dolar. Benim paraya işim yok ki. Abi yani sana şöyle söyleyeyim. Şimdi kardeşin Recep departmana gitti ve ne oluyor lan? Dur abi şu şarkıyı bir kapatsın. Kapat abi yemek versene. Ya senin de yemeğin suyun amın götün eksik olmuyor amına koyayım. Ya sakin oluyorsun niye bağırdın ki adama? Sabahtan beri abi beynimiz istiyor. Çok az abi. Ne abi. Kadar sakin adama benziyorsun aslında niye böyle yapıyorsun? Abi onu bunu siktir etsen kardeşine yardımcı olman lazım. Şimdi nasıl yardımcı olabilirim? Departman gittim az önceki olaydan dolayı bana 25 bin TL ceza kestiler. Oo anladım. Suçsuz olmama rağmen. Ben de abi şimdi deli oldum. Tamam. Diyorum ki gaddar olmanın zamanı geldi. Eğer kardeşinin bu hisseni kabul edersen. İnan beni çok onur ve şeref edersin. Yani senin ki. Gibi biriyle bu görevi yapmak mükemmel bir şey olacak abi. İstendiği ki dostum. Abi şimdi bak. Beni iyice bir dinle abi ona göre cevap ver. Direkt tamam, olmaz etmez. Dinliyorum. Bak tamam. Şimdi abi biz seni Uvu Kafe'nin önünden aldık. Kaçırıyoruz. Mevzu kes. Uvu Kafe'nin önünden abi bir anda bizim azal seni kucaklıyor. Sonrasında departmanın veya departmana değil kafeçi gidiyoruz. Seni abi böyle bir sapık gibi giyindiriyoruz. Sen şehrin sapısın. Senin boynunu ip doluyoruz. Departmanın yukarısından aşağı doğru bu pidler toplanırken yani komiserler seni yukarıdan aşağı atıyoruz. Sen de o sırada orada can veriyorsun. Bunun karşısında ömrü hayatın boyunca senin bütün isteklerini yaparız. Biz de senin sayende ün kazanacağız. Yani haberler bizi konuşacak. Abi senin bu dediğin çok mantıksız. Neden? Ya bu sen bildiğin çizgi film karakterinden çıkmış gibi konuşuyorsun dostum şu anda. Abi yani mevzuyu kesene. Boynuna ip takıyoruz. Seni şeyin karakolun önünde içtimadayken bunları atıyoruz. Nasıl mevzu olay? Tamam da ben ölüyorum adamım. Abi işte olay doğru da mevzu burada. Senin ölmen lazım böyle mevzuda. Çünkü gerçekçi olması lazım. Bak 500 bin dolar abi unutma. Şimdi şöyle bir şey var adamım. Bir baktığın zaman sen şimdi beni oradan attığın zaman sen ün kazanıyorsun ama benim canıma son geliyor. Nasıl olacak böyle? 500 bin dolar kazanıyorsun abi. Ben para istemiyorum belki. Ne istiyorsun? Ben zaten kedi kafede çalışıyorum adamım. Tamam isteyin abi. Son model bir araba çekelim altına. Gerek yok benim bisikletim var. Bisiklet sürüyorum. O zaman. Senin ismin neydi? Sana bir tatlı dükkanı vereyim. Yo benim burada tatlı da var. Tatlı abi tatlı değil abi. O ne? Dövmeci. He yok ya gerek yok. Sen niye böyle bir şey istiyorsun ki lan? Niye abi ama bizim şimdi seni asmamız lazım ya. Tamam da insanların canına son vererek bu şekilde yaparsan bu senin için iyi olmaz ki. Abi asmamız i̇şte lazım abi. Kabul et abi. Rica ediyorum. Hayır olmaz. Abi bak mevzuyu kes haberleri bak, gittik patladık gittik. Bak bunun yerine gel ben sana. Gel ben sana milkshake ısmarlayayım. Yanına da çikolatalı kek vereyim. Oturup muhabbet edelim adamım. Şimdi abi
teklifim biraz büyük oldu. Abi taşak ne için? Diyorum ki bak, seni asacağız, haberlere çıkacağız. Yani düşünsene abi, herkes seni görüyor ya. Bütün şehir senin öldüğünü duyuyor. Benim ünlü olduğumu, şehirde gaddar olduğunu duyuyorlar amına koyayım. Kesin mevzu. Anladım. Şimdi ama çocuğa söyledim. Yani çocuğun kafa küçük olduğu için abi, assak yukarıdan aşağı düşerken zaten o ip çıkacak boynundan. Ama anlamadı. Kabul etmedi. Anladım dostum ama mantıksız mı? Bunu onun yerine gel burada sen çalış biraz. 25 bin kazan, polise borcunu öde. İşte olay borç ödeme değil abi. Olay adaletsizliği kendimiz yansıtacağız. Yani sen bir sandıksın, seni... biz seni asıyoruz. Sonrasında polisler artık bütün işleri bize bırakıyor. Ama beni şehirdeki herkes tanır adamım. Benim öyle biri olmadığımı bilirler. Şehirdeki herkes tanır. O zaman olayı kes, olayı dinle abi. Olayı dinle sen. Evet. Üstünü başını yırttık. İyice yere yatırdık abi senin. Yüzüne çalışıyoruz. Yüzüne çalışıyoruz abi sadece. Seni iyice bir benzetiyoruz. Sonrasında hemen bir berber. Saçını değiştirdik. Kılını kıyafetini değiştirdik. Kimliğinde Brady yazmıyor mu? Kimliği olmayacak ki. Bilmeyecek hatta yani. Kimliği çatacağız. Neden bu abim bu kadar agresif? Agresiften değil abi. Olması gerekiyor böyle bir şey. Ha bana de bunu ben yapamam. Zaman. Şöyle bir arkadaşım var da mesela. Bunu ben yapamam ama öyle bir arkadaşım da yok. Ne insanların canına son gelsin? Abi birinin ölmesi lazım. O para her şeyi kazanacak. O zaman senin üstünde diyelim. Şimdi gaddar ben olacağım. Şimdi başrol ölmemeli. E tamam o zaman şöyle bir şey var. Benim Böki diye bir arkadaşım var. İstersen Böki'yi arayayım. Ara abi gelsin buraya. Yani yapabilirsin Böki. Cidden. Bütün ama ailesine bakabiliriz. O yapmaz. Neyse yardımayım bunu. Boş ver. En sevdiği şey ne abi onun? Şey suçlu yakalamak. Okey bir sıkıntı yok abi. Çağır onu buraya. Emniyet genel müdürü kendisi. Allah Allah. Çağır abi çağır. Ona da söylüyorum. Çağır abi çağır. Çağır emniyet müdürünü asacaksak işin sonunda. İşte ama sıkıntı o. Onu asamazsınız ki. Adam tek gezmiyor dostum. Abi ya adam ölmeyi planladıysa. Yani polis olan biri zaten ölmeyi göz almış. Neden? Yani adam ama zaten şey... çatışmadan çatışmıyor. Adam günü birinde illa iş olacak, vuracaklar. Ama tamam da adam niye sapık konumuna koyularak ölmek istesin sapık ki? Sapık olmayacak abi. Ben senin için sapık dedim. Mesela ne olsun? Hayvan düşmanı. Anladın? Anladım. Ama bu sıkıntı yine. Dur bir dakika. Ben bakayım bir rehberime. Öldürebileceğim birini var mı diye göz atayım. Öldürmeyeceğiz abi. Senaryo yazıyoruz biz burada. Mesela adama de ki bir film çekimi olacak de mesela. Adam ayıkmaz. Ama bu problem ben sana söyleyeyim. Aa bak sana bir tavsiye vereyim. Ne abi? Birkaç daha ne daha kafe var. Oralara git orada illa birini bulursun bunun için bence. Hatta abi, gel gel Mert. Dostum gel bakalım. Abi bu hiç yapmaz. Mert. Bu hiç yapmaz abi. Bak arkadaş buna bir teklif sundu. Dedi ki. Reis bir film çekimi var. Gelsene. Dedi ki. Başrolsün. Beni dedi şey yapacaklarmış. Kıyafet giydireceklermiş. Sonra departmanın aşağısına doğru sarkıtacaklarmış boynuma ip asıp. Ben dedim ki bu dedim insanın hayatına son veriyor dedim ama dedi film bu dedi için, film için. Film için dedi. Film abi film. İyi de film için de yani. Departmanın haberi var abi bundan. Niye infaz ediliyor başrolü onu anlamadım. Şöyle abi aslında başrol değil. Şimdi filme konuk oyuncu gelecek. Bu konuk oyuncuyu bizim başrol yapmamız lazım. Bize tamam. Bu kritere uyacak birini böyle aynı kıyafetleri giyindirip sadece kıyafet görüntüsü olacak. Aşağı atacağız. Bu da haberlere gelecek. Sonra ya filmimize şey reklam yani. Dönecek. Ne deniyor? Maskot mu deniyor? Dublör mü deniyor? Dublör abi, dublör. Öyle. Dublör. Ya fizik olarak uygunsun. Zayıf biri olsa yeterli. Ya şu sanki kırmızı arkadaş daha zayıf gibi geldi bana. Ben kaslıyım. Yok ya. Abi onun şey benim olarak nasıl söyleyeyim. Onun sağ ayağında platin var. Yürürken sıkıntı çıkıyor. Zaten atmayacak mısınız? Yürümeyecek ki. Şimdi şöyle abi. Filmin başında birazcık yürüyüş sahnesi var. İşte ünlü olmak istiyor, gattar olmak istiyor. Sizin şeyiniz var mı? Ne abi? İpiniz var mı? Buluruz abi. Ben çok ne var? Sağda solda yani. İp bulun. Üstümü yırtayım. Sizin üstünüzde deneyelim şuradan. Abi bak şimdi. Başrol sensin. Sen mevzu ekmedin. Abi senin üstünde deneyip sonra biz yaparız. Biz abi. Departmanı seninle beraber gidiyoruz. Departmanın en üstüne çıkıyoruz. Hı-hı. Yani polis binasının. Karakodun. Ondan ben sonrasından kastım. Abi. Oranın tepesinde sen bir kız oyuncumuz var bu arada.
Sen orada abi sarkıntılık yapıyorsun. Bizimkiler geliyor sana hayırdır çekiyor. Sonrasında sen diyorsun yaparım oğlum bu şehrin sapı benim. Pat ya abi boynunu ipi geçirdik. Sert bir tekmeyle aşağı attık. Bu. Nerede peki yayınlanıyor bu? Nov'da yayınlanıyor abi. Daha önceki bölümleri var mı? Yok ilk bölüm olacak. Ha, ilk bölümde direkt birisi ölüyor yani. Evet abi filmimizin ismi falan her şeyi ayrılım. İsmi ne? Koçunoğulları. Gitti ki. Bilmem. İsmini mi Mehmet abi yani filmin ismi Koçunoğulları. Biz sokağın çocukları mı olsun? İstiyorsa değiştiririz. 01'in oğulları mı olsun anlamadım. Çift 0 mı olsun aman abi. Yani bence bunun yerine mesela şöyle bir şey de yapabilirsin adamım. Hani güzel bir senaryo, aşk filmi falan çekebilirsin. Madem kız oyuncun var. Bak aklımda bomba bir şey geldi. Çok güzel sen söyledin. Sen çok güzel söyledin abi. Bak şimdi ben sana bir tavsiye vereyim. Hayır sen, abi spread onu sen. Bak mevzu için salayı kes. Kız dedin, aşk dedin. Beni işte tam buradan vurdun. Benim tam abi kalemimden vurdun beni. Senaryoyu kes. Bir tane polis. Evet. Departmanın çatısındayız. Bir tane kıza zorla taciz yapıyor. Taciz tamam da sen niye illa... Niye departman çatısı illa? Ne oldu lan? Adamın tansiyonu düştü dostum. Gelin götürelim. Açlıktan şeker düştü. Gel azot götürelim. Salak ama. Adam çekemedi ya. Atla. Bu niye böyle oldu ki? Aşıktan gittik amına koyayım ya. Aşıktan da. Kanka tam aklımda bomba bir şey vardı ya. Koçunoğulları birinci bölüm daha çekilmeden baş rol öldü. Yok biz her film çekeceğiz. Kafayı koydum. Sunucuda kanka film çevireceğiz. Bırakma. Olayı kesin beyler. Yat gemisinde bir kıza taciz tecavüz önecek. O sırada bizimkiler görüyor. Sikip öldürüyor aa, adamı. Sağ çek, nasıl? Sağ İlk rol için. İyi oğlum. Bence güzel. Sağ çek. Ananı sikiyor. Şey oldu bayıldı. Aşkım. Sebepsiz yere bayıldı. Bakın. Valla o da bayıldı. Baydan arkadaşı nereye götürüyorsunuz beyefendi? Hastaneye. Hastane o tarafta mı? Buradan döneceğiz işte. Karıysam. Buradan ben de bir şimdi. Karı değil oğlum. Erkek olacak erkek kız gibi giyindireceğiz. Yine memurum. Efendim sağa çekin aracı. Aracı? Motoru sağa çekin. Sağa çek. Tamam çekin. Tüzüm kes. İndir arkadaş yere. Biraz uzaklaş. Sadece hak edene. Hadi be oğlum ya. Kanka biz neyi bekliyoruz anlamadım ki. Analaşmayı mı bekliyoruz? Ne yazdı rejimin kapı... Oğlum bu ne oğlum biri kafamı ısırmış. He slash do baygın. Ay ne demiş lan? Kan şekeri düşmüştür. Henüz motor şeyine bağlansana terzine bağlan. Nabız artı. Cevap versene. Oğlum görmedim lan bir sorduğunu. Benim oğlum iyiyim. Hekar başkomiserim. Arabada olan siz misiniz arkamızda? Polisler niye durdurdu? Uykum da var zaten. Bir önümüzde araba var ama terzide yok kişi sağ aşağı. Mal pas 10 dakika bekliyorum çekiş. Şimdi, akşam oğlum. Bir olaydayız. Çanış bayılmış bir acilen bir tedaviye ihtiyacı var. Biz de motorize olarak götüremiyoruz. Araba ihtiyacımız var. Oğlum bu lafı. Memur ne yapalım biz? Biz ben biraz şey yapacağım. Bir kontrol edeceğim. Ondan sonra kimlik kontrolü, üst kontrolü ondan sonra bırakacağım sizi.
Tamam. Bakalım artık. Alo. Yunus Motorize'den konuşuyorum. Galeri önü bir tane ambulans rica edebilir miyim? Bir dakika. Olumlu. Galeri önü bir tane şey alabilir miyim? Ya da olmadı siz gelebilirsiniz. Geliyor. Evet, siz şu tarafa gidin. Memur, yemeğiniz var mı? Var, vereceğim şimdi sana. Yeğeniz yok lavuklar. Kim? Kim yeğenizi? Şuraya mı içim? Ay ay. Onu yerden buldum, size de sürmetmeye gelecektim. Arkadaş hastaneye bıraktıktan sonra. Oğlum üstünü ne arıyorlar lan azadın? Aynen. Zaten size verecektim, sorun değil. Yunuslar işte lavuk poz verdi az önce. Allah Allah, krep aldınız mı? Baksaydım muhabbetle anlamadım ki. Kanka öyle yarrak gibiyim ya. Oğlum arama ne alaka, ben onu anlamadım. Niye üstünü arıyor? Yani ben baygın atmışım. Amına koyayım. Yani bilmiyorum. Kan şekeri görmedim, düşmüştür demişim. Yüzümde bir şey yok, vücudumda bir şey yok. Adamı niye arıyorlar? Memurumuz var. Şeyden. Kanka muşta bol, para bol bende. Ben gittim dün 35 tane mi, 30 tane mi ne muşta aldım da niye boşlu boşuna alıyor anlamadım. Uykum var, öyle yarrak gibiyim şu an ya. Bizim terzide var ama. Garip. Araması çok değişik. Şarkıyı kes çocuğum. Başkomiserim, ben zaten terzideyim. Tamam, siz devam edin. Arkadaş bizde. Benim arkadaşımız, o yüzden yanımıza gelirim diyor. Ha tamam, sizin arkadaşınız gibi. Tamam. Aynen. Çekiliş ne oldu akşam ciğerim? Çekiliş ben bir daha atayım. Ya da ikimizden motora taktılarız araba. Aynen, böyle yapalım. Hangi bagajı? Motorla gideriz beraber. Siyah jip, siyah evet, jip. Evet, ben aradım, evet. Emre Ay. neden acaba? Atayım kanka bunu da. Tamamdır. Oğlum ben niye buradayım ya? Allah Allah. Memur yemeğiniz var mı? Başkomiserim. Sadece ne oldu buna? Tamamdır başkomiserim, çıkıyorum. Bayıldı ya aşkım. Ha, bizim yanımızda bayılmış. Niye doktor hastaneye götürmediniz? İşte dururlar işte. Bir dakika. Tabii motorla taşırsanız durdururlar. Doğru. Şu arkaya çeksene şey Brian. Telefonum nerede? Kanka birisine bir şey yapmam lazım da. Discord sunucusunu chat'e pompalayayım mı? Ambulans yok muyum? Yok oğlum. Geliyor şimdi. Aradılar. Yemeği var mı kral? Kim? Yok. Ha var. Kahve var. Yemek yok. Verebilir misin? Olmadı, arabayla götürecek bunu ya. Yiyecek bir şey var mı ya? Maalesef. Memur bey, hastaneye götürelim mi? Buyurun efendim. Hastaneye götürelim mi? Kanka linke tıklaman yetiyor da ben deli olacağım ya. Kusura bakmayın, maildeyim de ayakta uyuyacağım biraz. Hastaneye götürelim mi diyorum? Siz devam edin, devam edin. Götürün hastaneye arkadaşım. Götürün. Şimdi mi söylüyorsun bunu? Ya arabayla götürüyorum ya. Memurum. Sen bırak bana, çekil. Yemek verebilir misin? Bir dakika verin. Sen çekil çekil, ben alırım. Bırak bana. Dur ben alayım, dur. Sen çekil. Biraz burger var, onu yiyeyim. Ne
Niye binemiyorum lan? Buraya mı bindi bu? Tamam götür hastaneye git. Tamam sen götür. Ne? Götür. Götürsene adamı amına bindi ya. Oğlum neredeyiz? Nerede izin mi var Tezcan? Ben binemem ki herhalde. Motoru. Motora binilmiyor şu an. Ağlayacağım amına koyayım ya. Bir bak bakayım belki kilitleder. Yok açtım şimdi açtım. Hatta tekrar yapayım. Çekil çekil uzaklaş. Tamam geç. Kanka. Vallahi burada kaldı bu. Sağ sol. Sağ soluyum unutmayacağım amına koyayım ya. Bak bak sırtıma da alamıyorum. Uzaklaş bir tane şimdi uzaklaş. Memur'u böyle götürebilir miyiz? Basın üstüne karşına çıkıyorum falan filan. Ya uykum var uzun yazma. Kısa bir şeyler yaz. Yarabbim yarasallah. Atla Tezcan atla hadi. Sabah kar bekleyin. Kanka bizimkiler salak. Bekle hemen götüreceğim. Yerel birimler geldi mi ya? Salak orospunun evladı. Senin ananı sikeyim. Orospunun çocuğu. Tamam bırak aşağı. Toga bindirsene. Bu Tezcan harbi salak amına koyayım. Bıraksın yerel birimler ilgileniyor ya. Beyefendi. Hastaneye götürüyoruz zaten. Ya sikerim zaten. Yerel biriminin amına yarar. Bırak. Tamam bırak yerel birimler burada zaten oğlum. Al ilgilen hadi ilgilen. Hadi çabuk hızlı. Allah. Yerel birimler zaten burada. Gözünüzü biraz yavaşlatın. Evet kanka bu mu? Beyler salağa kes. Ha doktor burada işte. Nerede doktor? 31'de abi, kanka doktor. Kral alsana adamı. Arkadaşı yere bilmiyor zaten. Ne oluyor beyler? Ne yapıyorsunuz burada bu kadar kişi? Abi bayıldım ben. Ben nerede oldum? Ha. Adam motora teyip taktırmış amına. Birader şu anahtarı ver. Zıpla. Al beni. Anahtarı uzat. Benim motorum uzat, çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsun? Oçum. Oo. Yani. Tabii yani. Helal olsun. Orospu çocuğu dedim mi parmakla gösterirler. Parmakla mı? Siz. Evet. Ben orospu çocuğu. Bekle azat alayım. Aynen öyle. Azat gel. Oo. Yok böyle olmaz. Böyle olmuyor. Olmuyor. Çayı neyle yapıyorsunuz ya? Oğlum şu anahtarı ver var ya. Verdim ya. Abi. Olay çıkacak. Gelmedi mi? Heh, kucakla arkadaşı. Al ortaya. Olmuyormuş, olmuyormuş öyle diyorlar. Nasıl olmuyor? Ortaya ya, işte sen motorun 3 kişi binip 15 santim. Ben alayım, ben alayım. Hindistan gel, gel, stil dinlesiniz, hadi görüşürüz. Hindistan stil. Devam et, hey. Sıkıntı yok. Oğlum siz var ya. Akri denkemden oynadılar ya. Akri? Vallahi bir susmuyorlar ya. Akri ne? Akri kimdir oğlum amın? Polis peşimize hayırlı uğurlusun. Nasıl kafa atacaktım önüme gelene. Tezcan bu motoru niye aldın? Abi bir şey yaptı ki. Üstümü de aradı ya bir de sebepsiz. Aldı mı? Aldı tabi. Atla. Allah'tan ceza yemedim. Abi bunu işleyebilebiliyor muyum? Şimdi yok birader o motora zıplasın. Bin o motora sen. Olay çıkmasın. Tamamdır. Şimdi Azatçım. Ha. Ağzın dilin var mı? Var. Gözün var mı? Var. Kulağın? Var o da var. Orada polise kral CSR yap. Herhangi bir şey yap. Ateş mi ettik? Ne yaptık üstümüzü? Ne hakla arıyorsun? Adamın yüzünde morluk mu var? Adamı darp mı ettik? Yüzünde hiçbir aram yok. Deyip polisi uzaklaştırmak bence zor değil. Vallahi ben son öyle dediğimde 50 ay ceza yedim ha. O zaman iyi yapmışsın. Sen gerekeni yapmışsın. Seni bir yere götüreceğim. Ayık ol, karı kız bol. Tamam. Discord açalım.
Hazır mısın? Hazırım. Bakalım orada karıya kıza yavşamak yok. Mekan dolu bak. Bu kim arayıp duruyor ya? Efendim? Neredesin Recep? Takılıyorum abi sağda solda. Sen neredesin? Ha, Bahama'ya geçeceğim şimdi de. Alayım istiyorsan. Hayırdır? Ne oldu? Bizim mevzu vardı ya. Seninle bir görüşmemiz lazım. Bahama'ya biz gelelim abi. İş vereceğiz. Gelelim abi Bahama'yı konuşalım. Gel bir konuşalım bakalım. Gelelim abi. Saygılar. Eyvallah. Azat. Efendim. Dün silahını çaldığımız çocuk var ya. Evet. Patron arıyor, gel sana iş vereceğiz diyor. Ne diyorsun? Ya riot diyorum. Bu adam da sağlam biri. Gitmesek bizi bulur siker sağda solda. Mecbur gideceğiz. Arabaları buraya park etmeyin, bir dahakine görmeyeyim hadi. Duyan var mıydı acaba? Büyük ihtimal yoktu. Biz galiba yarra kökledik sonuna kadar. Varlarsa çocuk bize iftira atıyor. Yok. Çocuğun ajan olduğunu düşündük. Şakacılık yaptı, şakacılık. Aynen, tamam aynen öyle. Sorarsan Ezra, Bahama nerede ama? Şurası galiba. Ah, 4.5. Bak bak, ne yaptın? Salağı kestin mi? Gel. Bekle. Dur bekle. Kanka bana acil bir bahane söylesenize. Biz dün bunun adamının silahını çaldık. Buyur, ne diyeyim? Buyur Recep. Troll şakacı tamam, makacı tamam, desem yer mi? Ne diyeyim buna? Çok acil sağlam bahane lazım. Kanka bu beni var ya domaltır siker burada. Mevzuyu büyük ihtimalle çocuk ayıktırdı. Ananı götünden sikeyim ya. Kanka o söylemez diye düşündük ya. Yarra yedik amına koyayım ya. Senin çocuklar aşağıda takılsın, bizim kapıdaki çocuk yiyecek şeyler ikram etsin size. Tamamdır abi. Kanka çok acil, çok sağlam bir bahane lazım. Ne yapayım, nasıl gidiyor? Güzel gidiyor abi ya, kusura bakma ben biraz dalgınım da. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gel dayı gel lan. Anama bacıma söyledi, dövmedik ki kanka. Direkt biz bunu silah aldık, siktir ol git buradan koşa koşa dedik. Öyle bir olay döndü. İstiyor mu yiyecek içecek bir şeyler? Eyvallah abi, patron nerede? Patron benim zaten bunun. Emin miyiz? Buranın ruhsatı benim üzerimde. Burada bir tane yaşlı vardı da abi, ondan dolayı biliyor musun? Ha, Apo'yu mu diyorsun? Vallahi hatırlamıyorum. İki gündür çok sarhoşum ya. Uyuşturucu bataklığına düştük birazcık da. Ha, dayı bizim ailenin yaşça en büyüğü. He, kaç yaşında dayı? 40. Çok güzel, çok güzel. Bayıldım yaşına. Saygılar. Aynen. Otur otur. Yarra yedik köklü, hadi bakalım. Dün aldı mı seni bizim çocuk? Abi Allah, sen bana bir numara verdin de. Aa, o numarayla gelen çocuk eğer bana onun... bir takım bir şeyler dedi de. Onu diyorsan abi o şakacıydı yani. Hmm. Emin misin abi onun senin adamın olduğunu? Numarayı başka adamın evet, geçiyor musun? Yok. Allah Allah. Evet. Biz onu bir yere çağırdık abi, dedik gel beni al abi falan filan, geldi. Arabayla peşinden koşuyorum, gel bin gel bin diyor, arabanın kaplarını kilitlemiş. Belki 10 dakika peşinden koştum. Herhalde seni tek biliyordu çünkü. Abi, yani tek dedim üç alıp geleceksin dedim. Bu da senin yanına gelince bana dedi ki attın konuma gittim. Numaranı verdiğin kişinin konumuna gittim. Etrafımı çevirdiler bıçakla. Silahımı aldılar dedi. Abi. Ben şimdi... de dedim Recep yapmaz öyle şeyler, karıştırmıştır falan dedim. Abi şimdi birincisi açık söyleyeceğim sana, ben yalan konuşmayı sevmem. Dürüst bir insanım ben. Siz de burada evet, da konuştuk. Doğru. Abi evet. Şimdi mevzu şu şekil. Seni çağırdığın çocuk öyle arabayla gel 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 falan filan yapınca bizimkiler de dayanamadı. En sonunda biz bunu peşledik bir araba bulup. Buna bir pit manevrası uyguladık abi biz, tabiri caizse. Bu arabayla bir kaza şekli. Arabanın indirdik bunu şekli abi. Yapıştırdık aşağı.
Bizimkiler tam girişecekti, beyler durun dedim. Yapmayın dedim. Girdim araya. Dediler abi bırak, biz bunu bıçaklayacağız, öldüreceğiz. Yapmayın oğlum, etmeyin oğlum. Dinlemediler abi. Çekti bıçağı, tam çocuğun karnına saplayacak diye elime attım. Benim sağ elim şu anda dikişli. Elime attım, bıçak benim elime geldi o sırada. Ondan sonrasından abi çocuğa dedim, bin lan arabana dedim. Siktir git lan buradan dedim. Bir daha görmeyelim dedim seni. Onlar da giderken orada çocuklarla yeni bir laf dalaşı olmuştu herhalde. Mevzular dönmüş aralarında. Yani ben buraya kadar vardım. Yani canına bir zarar gelmemiş. İyi ki gelmemiş. Böyle söyleyeyim. Hı-hı. Bir saniye kimse. Buyurun. Evet. Enes points'in kaybı. Watch time'ı kaç senin? Ben dün görmedim ha. Yok, onları almıyoruz. Watch time yaz bakayım. Aç. Aladağlı Holding'e ulaşman gerekiyor. Şimdi başlayın yaz kaçmış, ananı sikeyim, ne diyorsun lan? Çocuk. Canına bir zarar gelmemesi iyi olmuş. Şimdi Recep, ben senin gibi birkaç tane daha galiba. Şehirde yok, böyle birkaç arkadaş var. Gelip bizden iş isteyen, işe ihtiyacı olan, herkes kendi çapında bir iş yapıp bir şeyler kazanıp ekmek almanın derdinde. Abim senin kaç? Biz elimizden geldiğince 14 saat mi? Oha amına. Yardımcı olmaya çalışıyoruz diye. Bizim sizin gibi gençlere de ihtiyacımız var. Her şeye biz gidemiyoruz maalesef. Belli bir nam var, şey var. İsmimiz var. Eyvallah abi, doğrudur. Sizin gibi gençlere hem bir şeyler kazandırıyoruz hem de sizler de boşta kalmıyorsunuz. Eyvallah abi. Olay için, canına zarar gelmediği için kimsenin de canına bir şey gelmeyecek. Sadece çocuğun... 25 saat mi? Vay senin amına koyayım. Onu geri talep ediyorum. Ya da kimin üzerindeyse bir ararsam, getirirse iyi olur. Bu konuyu kapatıp işimize dönelim. Silah arıyorsun yani abi, getir. Aynen. Silah abi kolay o, bizdekilerden birindedir. Akşama doğru silah sende. 3 saate 4 saate max. Tamam. Asıl mevzu abi, birkaç olay var. Şimdi... Biz CG'lerle geziyoruz sağda solda. Maske takmıyoruz. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Ama dün birkaç mevzu çıktı abi. Yani bize bıçakla saldırmalar, hastanede suikast girişimi, başından sonuna her şey var. Ben sana diyorum ki biz 6 kişiyiz. Senin tetikçin olalım. Senin şey gelmedi. Ses. Ha. Baştan. Dedim ki abi, biz uzun lafın kısası. Duyuyorsun değil mi abi? Evet, şu an duyuyorum. Bizi tetikçin yap. Ne işin varsa baştan sona bütün suçu üstümüze almaya razıyız. Ama öyle standart işlere koşmayacağız. Tır götür, tır getir değil. Yok. Aksiyon seven işte. İnsanlarız. Anladım, anladım. Bir işin olur, biri itibarını düşürür abi. Düşüremez de. Yani örnek veriyorum, biri çıktı işte Bahama'ya gitmeyin mesela. Bu adamın dilini keseriz, Twitter atarız. Kendimizin olduğunu da belli ede atarız. Öyle diyeyim sana. Anladım. Öyle işler bizden size çıkar. Hatta bu akşam için iyi işim olabilir sizinle. Tabir kim lan? Sana tekrar bir dönüş yapacağım. Araç ihtiyacınız varsa karşılayacağım. Abi biz... Cebinize birkaç şey de koyarız. Abi biz arabadan yana değiliz de. Dediğim gibi yani kardeşlerin tetikçi olarak yanında herhangi bir şey olur. Anlık zıplarız. Şimdi Bozkurt Holding var. Bilir misin? Tanıştığımız mı hiç? Bozkurt. Hı-hı. Yok abi, hiç denk gelmedi. Bu aç çiftliğinin sahibi mi? Yok. Denk gelmedik. Polis karakolunun hemen köprüden geçince sağda bir mekanikleri var. Yok abi, yani ben aç çiftliğinde birileriyle konuştum, o da kimdi bilmiyorum. O da bir şeyler teklif etti. Yok. Bekkeş diye biri var, öldüreceğim falan filan dedim. Yani tanım özetmez, bana diyor 50 kişi beraber geziyorlar. Nasıl öldüreyim adamı tek yakalayayım, 50 kişiyle geziyorsa bana. Yok dediğim holding geçenlerde bize misafirliğe geldi. Ha. Bir iş için bizden onayımız gerekiyordu. Buraya bizden rica etmeye gelip de bize yanlış konuştu. Bize bir üstten konuşma yaptı, ters yaptı. Uygunsuz konuştu diyeyim. Bunların kendini beğenmiş bir
patronları var. Ben senden onu isteyeceğim. Patronu direkt. Evet, çok kalabalık bir holding değiller. Gırtlağına kadar yarrağı verelim mi abi, tabiri caizse. Olur olur. Ne kadar verebilirseniz. Gırtlakta hissettiriz. O kadar biz mutlu oluruz. Şimdi çok bir kalabalık değiller. Ellerinde bildiğim malumata göre silah da yok. Sizin için çok kolay bir av olur. Çok zorlanmazsınız yani. Bıçakları var. Ancak ateşli silahları yok diye biliyorum. Varsa da bir tane var. Hatırlarsın yedince. Kendi sınıcında atabilirsin. Burada atamazsın. Biz dediğim gibi bu işi göstere göstere biz yapabilecek bir şey değiliz. Şirket değiliz. O yüzden sizin gibi gençlere bizim ihtiyacımız var şu an. Hem siz kazanırsınız. Akşama patlayacağız mı haberlerini? İşimiz olur. Evet. Saat kaç gibi? Rol bilsen böyle yapmasın. Orospu çocuğu takıldığı tipe saat bak. Ya bu Redder'i çarı gibi gezen amana kurumcu. Oha ne oluyor ne oluyor diye etrafta gezen. Şehirdeyiz abi. Birkaç görüşmelerim, toplantılarım var. Onları bitirdikten sonra o arada net bir karar alacağım. Size de birkaç bilgi getireceğim işinizin kolaylaşması için. Bu süre zarfında Bozkurtlarla böyle mekaniğe gidip 3-5 bir şeyler zırvalayıp bilgiyi alabilirsiniz. Kendinizce de etrafı görün, onları sayın görün. Genelde takıldıkları yer Kokain Adası'nı biliyor musunuz? Yok abi, bilmiyoruz. Şimdi Haydarpaşa Limanı var ya. Onun nasıl gezeyim lan amına koyarım lan, kimsiniz lan diye mi gezeyim? Ne oluyor ne oluyor demek deniyor. En sağ alt köşesinde bir köprü var. GPS'te göremezsin o köprüyü. Oradan adaya geçiş yapıyorsun. Adada ne yapacağım abi? Adada genelde kokain topluyorlar. Ben sana oranın konumunu göstereceğim. Tamam. Oranın konumunda onlardan birilerini bulabilirsin. Muhbirlerim var. Ben sana net bilgiler de vereceğim. Konumlarına dair. Patron olur. Çalışan olur. Bir şey olur. Uykum var, öleceğim ama. İstediğinizi alabilirsiniz. Alın alın götürün. Kokain Adası'ndan abi sen böyle diyorsun da. Edersiniz bilmem. Bizi soktuğun ortamlar öyle tekin ortamlar değil, farkında mısın? Biliyorum biliyorum. Yani oralarda takılıyorlar. Muştam atalım abi. Oralarda bulabilirsiniz onları. Yani ben sizin için takıldığı yerleri söyleyeyim size. Abi sen bize bunun karşılığında ne sağlayacaksın? Yani biz tetikçiniz, okey eyvallah da bize ne sağlayabilirsin? Yani adam dün sana şöyle söyleyeyim, bu kafenin önünde birine denk geldik. Bizim arkadaşın birine çarptı. Biz 8-9 kişiyiz. Dedik reis ne oluyor? Bir anda abi indi motordan, ya arabadan. Bize çarpan çocuğu bıçaklamaya başladı gözümüzün önünde. Ya Allah'tan kalabalıktık yani, orada kalabalık olmasak veya adam 5-6 kişi olsaydı bizi kemgere çevirecekti. Anladım. Silah çekti, önüne gelene vurdu et tam. Ya silah şehirde çekebilen pek yok şu an. Silah çok değerli bir şey şu an. Eşya. İyiyim. Ben size bıçak paralarını göndereceğim sana. Ekibinde kaç tane bıçak eksiği var? Bıçak olarak mı abi? Yani genelde herkeste bıçak var. Biraz artık bileğimizde kalmış. 8 kişi abi ya. 8 kişi. Tamamdır. Yani 3'ümüz bıçak olsa falan filan yani. Anladım. Bıçak paranızı atacağım şimdi size. Bıçak silah paraları ortalama 6-7 bin falan. O civarlarda bulabilirsiniz okay. Zaten. Toplu alacağınız için de uygun alırsınız. Saat kaçta bu dedin Mevzu abi? Ben size işi veriyorum. Şu bahsettiğim patron orada mı takılıyor genelde? Patron genelde mekanikte olabilir. Mekanik. Aynen. Hemen şey var ya, polis karakolunun önünde hemen bir köprü var. Biliyorum. Yanında. Oradan geçince hemen sağda, köprü bitiminin sağında bulurum. Yok, adamın tip nasıl bir şey? Adamın tip mi? Arkaya doğru saçlı. Biraz kasıla kasıla konuşur. Üstün konuşur. Şive? Anlarsın. Şivesi aynı düz. Türk şivesi. İsmi Bora olması lazım. Görkem var. Sağ koludur. Abi bu Görkem dediğin sarı saçlı mı? Yok.
Görkem abi senin değil. Yok ya, Göktuğ'ydu, pardon. Karıştı. Göktuğ benim dostumdur. Tamam abi, sıkıntı yok. Ne zamana kadar süre var bize? Ne zaman halledeceğiz? Bunu yaparsak karşılığında bize ne vereceğim? Şimdi karşılığında size ne vereceğim? Güzel soru. Maddi ihtiyacınız vardır illaki. Vallahi biz maddinden değiliz. Biz itibar kovalıyoruz. Onun dışında çatapat lazım bize. Bugün silahlar inecekmiş. Öyle dediler. Evet evet. Biraz fiyatları pahalı. Silahları pek yönetim. Şehir yönetimi pek silah olsun istemiyor şehirde. O yüzden fiyatları biraz küçük gelecekmiş. Aldığım duyumlara göre. İlerleyen zamanda size bunu da sağlayacağım. Silah da sağlayacağım. Şimdilik şehirdeki genel silahlar olan işte bıçak, durmuşlar, zaptır, zuttur. Boş gezdirmeyeceğim sizi. Bir ihtiyacınız olduğunuzda yeme, içme, araç, o şekilde de ulaşabilirsiniz bana. Eyvallah. Şehrin durumuna göre size yardımcı olacağım. Şehir geliştikçe siz de gelişeceksiniz. Öyle söyleyeyim. Biz abi diğerlerinden geri bırakma, başka bir şey istemiyoruz. Yok. Diğerlerinden geri kalmayacaksınız. O zaman abi akşama haber. Tamamdır. Yani bana siz oranın yerini göster. Araştırmanızı yapın, edin. Bilginizi toplayın. Müsait bir zamanda oralara gidin işte. Patronunuz kim vesaire, ne zaman gelir. Artık burası size kalmış. O zaman abi biz şimdi birazdan bir sağa sola bakacağız. Telefonla açık olsun, ben sana fotoğraf atarım. Bu mu değil mi diye. Tamamdır. Orada Görkem var. Görkem açık. Oralardadır. Eyvallah abi. Onlarla tanışarak patronunuz varmış herhalde bu arada. Falan, ticaret zarfı bir şeyler uydurup öğrenirsiniz. Yok. Orası bizde. Parası sizde. Görkem'i Gökten. Şimdi ben sana bir miktar para yolluyorum. Paraya gidip. Gerek yok. Para sende kalsın abi. Var mı bıçak alacağınız falan bir şey? Ha, o yok abi. Doğru söylüyorum. Ha işte. Kanka ne bileyim, bir role girdik amına koyayım. Birilerini arıyorlarmış. Birilerini sikeceklermiş. Fazlasıyla atıyorum. Çok sağ ol abi. Devamı bizde ya. Rahatta kal. Tamamdır. Beceririm. Haber vereceğim abi sana. En kısa zamanda bir foto. Gel bakayım, ben sana şöyle gel de şey yapayım. İş bitirdikten sonra partilersiniz. 50 bin attı la bana. Enayi yıktı. Tıp yol aldı. Dün asker değil miydik? Narazer bir aldık. Olduk. 50 kanka yok. Adam bana kendisi veriyor bıçak muhabbetini işte. Mevzu. Lan ne bileyim, kıyafet bulamadım. Kafama göre giydim ama. Eyvallah abi, çok sağ ol. Seni rolde yakalayayım, sikeceğim kardeşim. Bu size birazcık. Expo'lum burada slash revive yok. Slash itemler yok. Haberin olsun. Baltalar uzun. Görüşürüz abi. Dikkat et kendine. Sağ olasın. Evet, tamamdır. Recep. Sesi. Bekliyorum haberini ona. Dün siktim, bugün de sikeceğim. Sen metanı yapmaya devam et. Senin amcana baş alacağız. Elinde silah varken ansızın müşteriyle girişeceğiz. Ama yani 50 kişiyi sokarsan işler değişebilir. O zaman mevzu biraz farklı olabilir. Ki troll çağır yarram. Dans işini de ödül olarak ayarlayacağım sana. CK değil, sınırcıdan sil. Aynı çağrı, bir farklısını bir de bıyıksızını yaparız ama. Kolay gelsin reis. Evet, hayır. Ne yapalım? Yoktu. Uğraşıyoruz öyle işte. Kanka ben kaç saat olmuş ya? 2 saate geliyorum. Recep. Efendim. İş bitim. Ne? İstediğin dans senindir iş bitiminde. Sen make'im. Abi bizim o iş yarım kaldı bu arada ya. O ne olacak? Tamam. Onu halledeceğim en kısa sürede. Yani, sana haberini geçiyorum. Görmesin bu gözler. Görecek. Bugün görme ihtimaliniz vardır.
müsait olurlarsa haberlerini geçtim onlara. Ben sana haber vereceğim ama müsait olurlarsa gelelim de bir dans görelim ya. Bir direkt dansın. Tamam. Kızlar müsait olduğunda en kısa sürede bugün ya. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Düşmana bulan siker. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Recep, JG'lerde yer var mı? Ona göre araba JG çağıracağız. Arabayla arkanızdan geliyorum. Bana da bir tane. Takiple. Tezcan'ınki ne bin? Tezcan'ınki. Azat. Aynen öyle. Hı. Evet. Aramızdan masum kim? Tezcan. Numarası var mı senden? Var. O zaman şöyle yapıyoruz. Bir mekan var, oraya gideceğiz. Tezcan bir içeri girsin, baksın ne var ne yok. Hatta ona ben oranın konumunu... Dur, bizim bir yok olmamız lazım, bekle. Çok acil konum kaybetmemiz lazım. Tamam. Kimsenin bize ulaşamaması lazım. O adam görürse işi ayıkacak. Zınk. Şuradan bir basit yol aldık oğlum. Bak, asıl mevzuyu kesen. Adam bana 50.000 at lan, bıçak alın dedi amına koyayım. Elli bin mi attı? Ney? 50.000 mi attı? 50.000 attı bana. Dün bu arkandaki çocuğu parçaladım, bağırıyor diyordu. Sen biraz çıldırmışsın arayısı ya. Oğuz'u kim mi desek? Alo. Recep, bir kolum sallasana. Sizin eleman kaza yaptı az ileride. Atıyorum hemen. Kaybettik seni. Atıyorum hemen. Tamamdır. Azat. Bozkurt mekanı işaretlesene bir bak. Nerede? Olsun için sen kimsin yazın? Ne bileyim, senin ekibin olsun kim desiyor ya. Aham. Sağınız solunuz belli olmaz. Güzel. Şimdi seni oraya ektiriyorum. Numaram var mı bende? Dur paylaşayım sana. Tezcan arıyor. Hiç cevap verme. Ekibim çoğaltır seni. Geçen gün yayında baktım. Arda 16, Mehmet 15. Arda 14. Çoğaltır. Coşturur. Bekle bakayım. O adam aylan daha yazıp duruyor amına kodum. Nokta attım sana. Okey, şimdi bak seni oraya bırakıyorum, sen git bak, birisinin resmi var. Benim çok deli uykum var, biliyor musun? Ne dediğimi bilmiyorum, beni arada düzelt. Şimdi tamam. Birader, oraya gidiyorsun. Diyorsun ki beyler, patron matron nerede? Patronun ismi Bora'ydı galiba. Bora diye biriyle görüşeceğim. Evet. Bu arada 15'ler racunsal 20'leri sikiyor. Çok doğru kanka. Reis çıldırmış ya. 50 kişilik ekibim olunca ben amına koyayım. Ne diyeyim ki ona? Neyse, bir sonraki öldürdüğün zaman chat'e gelip oy yazacağım. Mutlu ol diye. Adama diyeceksin oğlum işte. Ben şey yapıyorum falan filan. Şu bu. Hiçbir şey duymadım ki. Sesin gelmedi. Trash tek başına racon salları alır diye yorumladım. Aylan yok. Alır. Seferlik devam edelim. Her numara var sanki 118. Çipleri kes amına koyayım. Expo. 15 yaşındaki çocuğa galiba oymoy çektirttin. Birileri kendine bir yarram sana ya. Doğru mu yorumladım reis? Güzel mekan, tam aradığım yer. Ben şimdi ne diyeyim o adamı? Hangi adama? Bora'ya. Oğlum, Bora'ya diyeceksin ki kral böyle böyle işte
ben senin yanında çalışmak istiyorum dedi. Numarasını falan al. Bir şeyler de amına. Bora'yı arıyorum ben de. Bora yoksa benim seni birazdan bırakacağım yere direkt koşu koşu gel. Tekrardan motor atma. Tamam. Okey. İn. Mekaniğe git. Bak bakayım birileri var mı? Uf. Sesim az değil kanka. Ölüyüm. Yarrak gibi. Uyumadım işte. Şimdi yayın yapalım öyle uyuyalım. Bu nereden geldi amına koyayım? Xbox şu köşeyi hatırladın mı kanka? Tam olarak şuna bak. Bunu kim, bunu nereden geldin? Amına bastım. Yarramın başı nereden geldi? Sikimin ucu. Azat girdim ha. Ananı sikeyim. Bunu orada yerler. Ya oğlum bir sal amına koyayım ya. Tam o köşe hatırladın mı kanka? Çaresiz bir şekilde orada bekliyordum. Dur şuraya bir geçeyim de. Ha. Ha yazdım kanka sana. Of. Ölü gibiyim oğlum yine ya. Yarrağın başı gibiyim. Şişeye ne halledeyim mevzuları. Çözeceğim. Expo yani bak TikTok'ta denk geldim bilmiyorum. Yine uyku bilmem neyinin olduğu dönemde sindir diye bir şey gördüm amına koyayım. Harbi mevzu öyle yani. Amına koyayım erken uyuyorum. Ama ananı sikeyim. Motorla kaza yaptım diye mi cidden? Kanka Xbox yemin ederim bak Kur'an çarpsın. Saat mesela 12-11 oluyor. Yatıyorum kanka. En son uyku düzene soktuğumda. Sonraki gün 10'da 11'de kalktım. Tekrardan o gün sabahladım amına koyayım. Anlamıyorum yani. Ne oluyor? Bana çok değişik şeyler oluyor ya. Bir şey halledeceğim. Kan LRX'i güzeldi. Çok büyük ihtimalle bugünkü yayından sonra ben şey yapacağım ya. Uyumayacağım kanka bugün yani 12'ye kadar. 12'de yatacağım. Ben bugün bu yayından sonra gideyim adam akıllı bir sunucu bulayım ya. FPS burada çok kötü bende ya. Xbox senin bugün yayın tekrarını izledim Xbox. Amına koyayım bir yerde 70-80 yani. Senin 70-80 aldığın yerde ben kaç alabilirim? 3060'da. Oh yes. Kolay gelsin doktorum. Eyvallah. Ya ben kendim biraz kötü hissediyorum da 12 saattir uyumuyorum. Evet. Dalgın. Oh yes. Oh yes. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Abi çok kötü hissediyorum kendimi ya. Bana bir acil yardım edin ya. Tabii yere uzan hemen yardım edeyim sana. Bin var. Abi tansiyon bana bir falan enerji yapı falan ver. Tansiyonum çok kötü ya. Hemen hallediyorum. Elleri çok art. Ölünce yerde yatıyorsun ve FPS bayağı düşük. Özellikle OBS olmak için kanka valla o şekil ya. Hani benim böyle şeye uygun, bilgisayarıma uygun bir sunucu bulmam lazım. Mevzu öyle. Ama işte sunucuda şu an ben bakacağım. Kanka birkaç yer var da Xbox. Nomads falan filan. Abi çok sağ ol ya. Eyvallah. Dikkat et kendine. Allah razı olsun. Eyvallah eyvallah. Uykusuz kalma. Çok sağ ol abi. Eyvallah. Kanka sen bak diyorum ya sen 4080-90'la o FPS alıyorsun. Yani ben
Ananı sikim arabalar çekilmiş. Ben kaç alabilirim yani? 4060, 4070 alsam yine bir RAM olmayacak. Bu arada sana bir şey göstereceğim, bak şimdi bekle. Ekranı açacağım şurada köşede. Kanka ben LRX'li yetkililerle konuştum. Bilgisayara falan filan baktılar. Bak şöyle bir problem vardı. Nerede? Bak şimdi. Bak kanka. Aha da burada. Bak. Burada yanlış bir şey gözükmesin. Lanet falan filan, tamam sıkıntı yok. Kanka bak benim Xbox şöyle bir problem var, gördün mü? Benim RAM'im 16 GB tek slot olduğu için RAM'i %80 kullanıyor. RAM'den dolayı ben darboğaz yiyorum, drop giriyor. Yani tek 16 RAM'in 13 GB'ını kullanıyor. Geçen gün 15'ti bu. Tam 15.3 mi neydi? Benim 50 kullanırken işte olay bu. Diğerleri normal standartında ama RAM'imden dolayı RAM'e çok yük biniyor. Bundan dolayı ben de almam gereken FPS alamıyorum. Onun dışında farklı mevzular var. Hatta ananı sikeyim. Kanka ama korkuyorum bilgisayarda bir şey olacak diye ya. Bir saate falan yeni kapatacağım, gidip RAM mi alsam? Ya FPS şey olarak, drop olarak kanka, ben dedim drop var. Dedi şey al, RAM al iki tane. 16 32 GB çek dedi. Aynı şey, drop'u kesmesi lazım. Ya ben diyorum ya, ben 40-50'de oynamaya okeyim. Sıkıntı yok. Fight girmiyorum zaten, beni biliyorum, ben sosyal troll takılıyorum. Ama işte bunun şey olması lazım. Drop'u kesmesi lazım. Kanka şeyden korkuyorum ya. RAM alıp gelip takarsam ya, açılmazsa. Yarrayım yiyelim. Burada ha, arkaya bıraktım. Açılıyor direkt. Expo, sen direkt RAM'i kendin taktın değil mi? Hiçbir şey yapmadın. RAM'i taktın, açtın. Kanka aynı RAM'den almayacağım. İki tane 0, 16 RAM alacağım. Vatandan gideceğim, iki tane 16 RAM çekeyim ya. Ya RAM takmak kolay. Daha önce tak çıkar yaptım ama zamanında birkaç bilgisayarım oldu. Amına koyayım. Bilgisayarcı çağırıyordum. Geliyordu eve küçükken. 2019'u falan. RAM'leri silgiyle falan siliyordu. Bir daha takıyordu, sonra görüntü geliyordu. No sinyal mi öyle bir hata veriyordu. RAM alırsan drop gider ama bence sistem al. Senin anakart çok kötü, o yüzden istediğin FPS alamıyorsun. Kanka valla baktılar işte bana, dedi RAM al dedi. Hatta direkt şöyle söyledi, dedi ki birader şey alma, sistem toplama dedi, git bir RAM al dedi. Eğer Highland'da muhabbetler çok sıkıntıysa git bilgisayar çek dedi. Bu sunucuda böyle FPS alman normal falan filan yaptı. Türk temalı olduğu için. Kanka açayım. Bak mesela galeride açayım. Şuradayken. Bak. Bak. Nerede ekran yakalama? Kanka. Ananı sikeyim, patlayacak. Kanka %85. Arada 100'e çıkıyor. 90 oluyor. Bak mesela şimdi şöyle bir şey test edeceğim. Chat'i görmüyorum. Kapattım Google'ı, izle. Kanka gözüm bulanık, görüyorum. Bak görüyorum, 70'lere düştü. Ama bir daha 90 oluyor. Neyse dur chat'i açayım. Görmüyorum. Yazdıklarını görmüyorum. Bak açsın. Ekran kartımda %26. Bak Google açtım, %100'de kaldı. Bak izle, düşmüyor hiçbir türlü. Chat'e girdim. Yolun orasını durma lan. Bana mı diyorsun lan? Bana bak lan. Ne oldu? Oğlum sen tipini mi değiştin korkudan? Kim tipini değişecek? Sen. Her zaman böyleydim. Her zaman. Sen kimsin oğlum, bu tip ne amına koyayım? Senin amına yarrağı vermek farz. Senin amcana yarrağı vermek farz. Şimdi müşteriyle bayıltsa, olay çıkartsa. Gel de bunu sikme kanka. Bekle kanka, ben bunu galiba sikeceğim.
Ne kadar salaklar var lan amına koydum çocuğu. Ölmüşlerini sikeyim. Buradaki valeler orospu oluyor herhalde. Aracı bırak bir yere bak. Ananla aynı iş yapıyor, ne güzel. Salak amına koydum çocuğu. Kanka aynı yeri açıp şey mi yapayım? Bir dakika. Geldi mi? Ha. Kanka bak CPU sağ mı tıkla dedin sen? Aynı. Yani %80'lerde geziyor. Ekran kartı 12.5'a düştü. Pardon işte RAM amına koyayım. Ekran kartım da aynı. Yani ekran kartı %30 amına koyayım. Sağ tıkladım. RAM aldıktan sonra bir bilgisayarı formatlanınca kanka valla yani ortadaki amına koyayım. Bu mu? Kanka bu açın oğlu gelip gelip gidiyor bak birileri sikeceğim şimdi. Bekle tıklayacağım cep ya. Çek şuraya. Ha. Kanka CPU'ya işte tıkladım. Burada. Mıknatıs nerede? Amına kodumunun çocuğu. Mıknatıs ne alaka burada ya? Mıknatıs nerede amına koyayım? Grafiğe tıkla. Bu mu grafik? Ha burayı mı diyor? İşte böyle. Ne yaptınız? Ha. Sağ tıkla. Evet. Şey yapıyor değil mi? İşlemciyi durduruyor. Grafik şuna değiştir. Evet kanka. At bakalım bilgisayara formatı Xbox. Mantıksal. Mıknatıs diyor ya. Mantıksala mıknatıs dedi amına koyayım. Al kanka şu üçüncü olan herhalde götleniyor şu anda, doğru muyum? Teknosa çalışanı konuşayım biraz. İşlemcinin ananın namını görüyor kanka, hepsi full çalışıyor. Olması gereken bu değil mi? Ne ama bir tanesini mi kullansın yani, hepsini kullanacak tabi. Vatan bana öyle dedi. Patlayacak bilgisayar. Atıyorum Discord, bak at bakayım. Benim 26 slot var, 3'ü çalışıyor. Efendim. Efendim. Dur ya. Alo Recep. Adamla konuşuyorum efendim abi. Biraz söyle abi. Birazdan dans için arayacağım seni. Orospu yerinde dur. Lan Recep. Ananı götünü sikeyim. Tamam abi geliyorum oraya abi. Tamam sen aradığımda salla, gel tamam mı? Tamam abi salla sen işteyim ben, anlarsın ya. Tamam anladım. Kapat abi. Kısadan kestik troll taşlakla. Ne olacak şimdi? Neyse bilgisayarı topla at bir de balkona aşağı. O benim pederin ölüm şeyiydi kanka. Yaptığımız plandı. O işe yaramadı, bilgisayar atlıyor ha. Kanka ben şimdi anlamadım. Bilader bak ben vatana her gittiğimde niye dolandırılıyorum ya? Ben RAM alsam ne olur, ne değişir? Yo, ekran kartından veriyorum.
H264. 264H. Böyle bir şey. Vatan herkesi dolandırır. Kanka bence vatanda böyle bilgisayardan anlıyor diye koydukları kişiler anlamıyor. Yok oğlum bilgisayarda bir şey yok. En son Crackle Lost'ı indirdim ondan başka. Ondan başka bir yazı yok. Senin işlemci çok kötü o zaman kanka, bu kadar kullanması imkansız. Ne bileyim oğlum ya. Kanka acaba dediğin gibi mi yapsam Xbox? Hmm. Azad ne bileyim ama öldürdüler galiba. Sadece hak edene verilmez seksler. PC sat kanka veya ilana koy. O sırada hemen bugün yarın 30K'ya 4060 gibi sistem toplayalım. Xbox çok hoş söylüyorsun ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aklımı çeldin. Oçun oldu. Şimdi bir dakika ya. Bir bekle. Bir dakika. Bir dakika kanka. Şöyle geldik. Şuradan bir 4060 bir koyayım ben. 4060 Ti'ye koyalım hatta. Ne dedin? Ananı sikeyim. i5, i5, Ryzen 5, i5. Kanka şunu alalım. RAM'ini 32 yaparız. Ne kadarmış RAM? Hatta bunun işlemci neymiş ya? Tamam bu 7500. Kanka 3000 daha koyduk. 33. 33.000'e sıfırdan sistem. Kanka alalım bilgisayar çekelim ya. Ben ne yapayım biliyor musun? Bu akşam her şeyimi yedekleyeyim. Hatta dur bak RAM'i arttırabiliyorum. Kanka ne var? 1x, 2x, 8, 8. Bu ney? 2 adet. 8 diyor. Kanka bundan eklemiyoruz mu? Şunu ekle. Adet ekleyemiyoruz ya. Neyse. Bir tane daha ekleriz. Ama 40 lira fark var. Yani 40 lira daha koyar. Çok fark yok. Onun dışında 1 terabayt. Hatta şunu koyalım. 500 GB. Amına 1 terabayt koyalım kanka. 1000 GB'lık SSD'm olsun. Ne dedin o işe? Vatan kötü. İtopya'da 25K'ya 4000 fenasal bir şey var. Kanka atılan donate'leri var da görmüyorum. Sesi de gelmiyor. Koydracım eyvallah. Kesene bereket vardı. Ama donate'in sesi gelmiyor. Vatandan alma. Niye vatandan almayayım oğlum? Ya çok bilgisayar alma kanka. Bu biraz benim mallama geldi ya. Anlık gazla aldım biliyor musun? Yani hazır sistemler. Yok mu i7, i9? İşlemci. 7. Aha. Ananı sikeyim. Üf, ne diyorsun lan? Kanka bu vallahi billahi gider. 4070 Ti süper. 16 GB 256 bit diyor. Ama ekran kartı çok değişik bir markanın. Penny diye bir marka amına koyayım. Güzel mi acaba? Siktir et 30K'ya sağlam. Kanka alalım bunu. 64K. Ama bak işlemcisi güzel. Sen onu anlamadın. İşlemcisi 14.000 TL kanka. Ekran kartı çerez markası. Sadece işlemci mi? Yok oğlum. Yani komple kasa 65, işlemcisi 14K. Ekran kartı 40, 55. Aha. 32 yaparsak 2000 daha ekliyor. 66.000'e denk geliyor lan.
Verme, ben verdim, pişmanım. 30K'ya al, rahat oynuyorsun zaten. Kanka o 180 FPS muhabbeti var değil mi sende? Vallahi aklıma girdim ben. Galiba gidip yarın bilgisayar alacağım ya. Yapacak bir şey yok. Gidelim kanka, bilgisayarımızı çekelim. Vallahi doğru söylüyorsun yani. Ne bu garibanlık amına koyayım ya. Nereye kadar devam edecek? Yarrak'ta ne? 10 FPS oyun oynuyoruz. Koydracım eyvallah, kesin ver git. İtopya'da aynı sistem, 10-20K daha ucuz. Evet evet doğru söylüyorum. Kanka ben elimdekini 20'ye atayım. Tamam mı? Xbox bence 20'de ben ekleyeyim. 40.000 alayım. İşlemciyi şey çekelim. Ütopya şu an daha pahalı bence de. Ya vatandan alalım. Bir de vatan yakın ya. Siz şey anlamıyorsunuz. Mesela Expo'nun olduğu yerde Ütopya var. Ütopya'dan alabilirdi. Benim burada Ütopya yok. Gelecek, edecek, bekleyeceğim. Bir sıkıntısı olursa kargolamam lazım. Ama vatan öyle değil. Anlık götürürüm amına koyayım. Konuşur eder. Değişim meşim bir şeyler hallederiz. Kanka ben galiba bilgisayar çözeceğim ya. Galiba değil, kesin. Ama işte önceden alt sistemi, kendi bilgisayarını koy satılsın. O sürede erkenden elinde bilgisayar olsun. Evet doğru. Kanka çok doğru söylüyorsun. Dönecek muhabbet harbi mantıklı lan. Vallahi aklıma girdin, uçun olur. O zaman ben ne yapayım biliyor musun? Birader mevzu belli. Az önce baktığım sistem nerede? Bak. Expo ben bunu alacağım. Ama bunda işte ekran kartını 4060 taktırırım. 4070'e gerek olmaz. Birazcık indirim olur. Yani fiyat düşer. Bayağı düşer hatta. Onun dışında birader. Geçtik, rahat rahat takıldık. Yani işlemci güzel olsun. Bu kaç çekirdekmiş mesela? Yazmıyor galiba. 20 Expo. Seninki kaçtı? 24 mü? Yeah. 26. Kanka güzel bu da ya. Ama niye 2.1? Allah Allah. Gidip notebook alacağım amına. Yok oğlum. Kanka K mı alayım? Dur bakayım. i7 14000. Aha burada. Kanka K'sı da harbi lan, K'sı 3.4'müş. 40. Daha sağlam var mı? Yok. Kanka 5.60'ı var. KFX Volt. Bu kaç çekirdek? Şu kaç çekirdek? Kanka bu 20 çekirdek. K 20 çekirdek. İkisi de aynı. Bu GHZ olarak farklar galiba. Önbellek de önemli. Tamam, önbelliği 33 kanka. Bunun 28. Şunun 33. Benim alacağım. Bence K harbi Expo'nda değil. K daha güzel. Stoktaki mağazalar. Buca. Buca'da yok. Ankara'da var. Bursa'da var. Sakarya. Yakın bir yer var. Sakarya yakındı galiba ya. Neyse. Kanka ben yeni kapatıp vatan bilgisayarı gideceğim birazdan. Kafayı koydum. Birazdan yeni kapatıyorum. Vatan bilgisayarı gidiyorum. Bir sistem toplatacağım adama. Lower clock yapabilirsin ki kafasına. Anlamıyoruz kanka onlardan ya. Bandları konuşur hallederiz. Kanka mevzu belli. Ben bugün birazdan yayını kapattıktan sonra kaç saattir yayındayım? 2 saat yarım dakika. Ben bir 40 dakika sonra yayını kapatacağım. Tamam mı? 3 saat tamamlayayım. Vatana gideyim. Bir konuşayım amına koyayım. Expo'dan kanka o çok pahalıya denk gelir ya. Bende o kadar çıkmaz. Evet, overclock garantiden çıkarıyor. Mesela Expo bilgisayarında problem yaşadı. Vatana götürseydi amına koyayım, adam diyor siktir git diyecekti. Oynamışsın diyecekti.
Efendim. Alsana şu dolları ağzına. Birazdan kızlar geliyor. Kızlar mı geliyor? Ama bekliyorum seni aynen dans için. Allah Allah. Şarkı var mı evet, abi? Var. Vay. Muamele çekebiliyoruz mu abi? Muamele çekemiyor lan. Geçen dediğim gibi işte aynı. Laf edemiyoruz. Ses edemiyoruz. Ses edebiliyorsun. Kendince tabii ki tepki verebilirsin. Mesela abi örnek veriyorum. Hı. İşte dans ediyor. Of hanımefendi fiziğiniz ne kadar güzel. Yani meme uçları beni benden aldı gibi. E tabii ki kendince soru sorma. İstediğin şeyi diyebilirsin ya. Problem mi? Allah Allah. Okeyler. Aha. Yani işte of karıya bak falan filan. Cırt cırt. O tür şeyler diyebilirsin. Şey yasak abi yanlış anlama. Sikerim ederim falan filan. Ya öyle de skip etmesine çalışanlar değil olur. Anladım abi. Sıkıntı yok. Sen ayarla ben birazdan geliyorum. Tamam bir 5 dakikaya gel. Okey. Ne oluyor amına koyayım? Mevzu kes la. Karılarla biz aynı ortama çıkacak. Dans edecekler. Ve ayrıca Ahmet'i sistem toplamak daha mantıklı. Yok kanka ben Ahmet'i topladım. Yayın görüntüsü çamur gibiydi amına koyayım. On yıl önce çıkmış anakartını şimdiki işlemciye takar. Ya mevzular öyledir de AMD'de sıkıntı ben AMD'de toplamam. AMD'de topladım pişmanlık. AMD'de almayacaksın kanka. Sen hangi ayarlarda bu FPS alıyorsun? Grafik ayarlarını gösterebilir misin? Flamecan'cım bir tahmin et bakalım. Şöyle bir görüntüye bak. İçim amına. Alo. Neredesin? Sen neredesin Azat? Uhu. Geliyorum. Tamam. Tahmin et bakalım biraz. Uhu. $5 tutarındaki maaşınız geldi güzel. Kanka bak ben sana benim ayarı göstereceğim. Grafik 10.1 kapalı BSNC açık kapalı saygılar. Azadı buraya çağır ve uzaklaş. Geldi. Söyle hızından atlasın. Ne? Azat zıpla motora acil işimiz var. Mevzu çıkacak yoksa burada. Kız canara takibi bırak yoksa kafana sıkacağız diye. Senin bir parçanı da sıkıyorum. Vallahi dayı bence işlemci veya RAM. Yani yetkililer bana RAM'den kaynaklı olduğunu söylediler. Ben de tam bilmiyorum. 3060 bu kadar ki 3060'ın da sağlam modelini aldım ha. Asus, TUF Gaming falan filan bir şeyler diyor. Yoksa öyle kafanı sıkacağız. Azat muamele çekecekler. Bak. Takibi bıraktıracağım. Bir acaba böyle söylüyor. Azat. Muamele çekecekler diyorum. Geçen 20 bin verdim. Karıları kızları getirmiş diyor gel dans edecekler. Sözlü laf serbest ama sikerim ederim tarzı şeyler konuşma yasak. Ne diyorsun? Tamam. Olur. Konuşacaksan sokacağım ben seni. Konuşmayacaksan hiç girmeyelim. Nasıl bir konuşma? Hanımefendi o fiziğiniz olmama sen nesin böyle karpuzları kes portakalları kes. Tamam. Ne dedin? Yaparız bir şeyler. Gel bakalım. RAM 32 yap işlemci al yeter sistem toplamaya gerek yok. Valla bir RAM'i değiştireyim de bana dediler ki RAM al işlemci gerek yok. Selamünaleyküm. Tamam bekliyoruz. Dayı ne durumdasınız? Geliyorlar yoldalar. Ha, daha gelmediler ha? Yoldalar geliyorlar. Bak bak. Bak. Şimdi gel de bunun ağzına yarra verme gel bakalım.
Biz sana burayı dağıt demedik. Motorunu mu yakalım? Orospu'nun evladı. Amına koydum. Ya yapmayın işte ya. Sana takibi kestemedik mi lan? Anasını sikleyim. Ama niye öldün ki? Sen bekle, sen yarraydın oğlum. Geç şu motorun üstüne at. Motorun üstüne at hızlı. Yok. Geç şuraya. Ya yok. Amına koydum. Geçsene. Tut lan onu. Tutun, tut, tut. Tamam. İşimizi fixledik. Reis. Kral. Efendim. Kendimizi mi yakalım? Yakma, yakma kendini. Gel otur içeri. Ne zaman gelecektir? Geliyor, 2 dakikaya geliyor. Gel. Ryzen 5 yedim bilmem ne. Gelin gelin içeride oturun. Gel. Yok kanka ya. Ahmet almam. Benzin bidonuyla gitsek sıkıntı olur mu? Efendim? Benzin bidonuyla girildi mi lan? Kulübe. Bırakalım reis. Ben şunu hastaneye bırakıp geleyim mi? Yok. Acısını çeksin. Taze taze acısı var onun şu anda. İki kişiyiz ha. Tamam tamam. Şimdi muamele yok diyor ha. E çalışan onlar. O nasıl bu değil ki? Reis yanlış anlama da para karşılığı yok mu bir şeyler? Travesti de olur ha. Altay arıyor. Çağırayım mı buraya? Kapat direkt. Ne? Kapat direkt, yüzüne kapat. Reis yok mu? Travesti falan. Travesti mi? Boşluğunu dolduralım. Valla bakıyoruz işte, çalışan arıyoruz. Reis biz yanlış anlama biz. Şimdi çalışan çalışandır da bizim her şeye saygımız var ama yani bize bir muamele çekecek biri lazım ya. Valla burası tezevenk gibi gözüküyor zaten. Yanlış anlama. Elemanın konum ne? Aa, Recep burdumuz, Recep'ciğim. Hoş Ömrüm, ne haber? Merhabalar. Recep'im, ne haber Ömrüm? Diyarbakırlı arkadaşımla beraber geldim de bozar mı sizleri? Yok, bozmaz. Gel sarılayım, özlemişim ya. Hoş geldin. Canım, ne haber Recep'ciğim? Çok sağ olun. Kız. Sizler nasılsınız? İyiyim. Aynen. Şaşırdık sizleri burada öyle görünce. Neden? Zamanında hatırlar mısınız? Bak şöyle. Şuradan müzik açayım. Biz oturalım ya, siz buyurun. Saygılar. Daha anlat sen, anlat, ben seni dinliyorum. Yani zamanında çok güzel işler yapardınız. Ne oldu da buralara kadar geldiniz? Ne işler yapardık? Ya ben sizi yanlış bilmiyorsam siz bu kafede menü satardınız. Doğru mu Maria? Bilmiyorum, doğru mu? Mevzulara geldi ya. Abi içecek yok mu? Var var. Ben size vereyim istiyorsunuz, durun. Çok teşekkür ederim. Ne yapayım, mekanın patronuyum, DJ kabini çalışıyorum. Şöyle verdim. Öyle. Çok teşekkür ederim. Yakın arkadaşım Azat'a da uzatırsınız. Çok sevinirim. Tabii tabii. Kanka ben sürekli bununla mı uğraşıyorum? Şöyle otuzer bir sıkıntısı olur mu acaba? Afiyet olsun. Ay amım da hiç kalmam boşver. Ne diyor? Neyle çık canım? Amım da çık. Anlamadım. Yok. Şey Maria, sen şu DJ kabinle... Erişimim vardı değil mi? Ha, şarkı mı açayım? Tabii. Aynen aynen. Ben de Recep'ciğim, telefon numaranı ver bari. Allah, niye bu yollara düştünüz? Bakın. Sana abla açık ve net söyleyeceğim. Sana bir kardeş olarak yaklaşacağım. Oturayım abla şuraya. Azat gel. Yani. Bakayım sesi gerekiyor. Kes. Sesi kes de bakayım bir kere. Şimdi, bak, biz kardeşlerin olarak sana yardımcı oluruz.
Yol paran evet. Neyse baştan sona seni buradan kurtarırız. Bırak bu işleri abla. Ne bırakayım canım? Seni bu çakalların elinden alalım abla. Neden beni elinden alacaksınız canım? Abla beyninizi yıkıyorlar. Sizi burada zorla çalıştırıyorlar. Ben bunun hepsinin farkındayım. Size abla seni böyle veriyorlar. Cüce bir şey mi çalıştırıyor? 50 santim. O zaman bizi 77 kılıp al, bizi 77 kılıpta yapalım. Abla çalışalım. Öyle değil yani benim sana söylemek istediğim. Elimizi ayağımızı bu tarz... Aman. Elimizi ayağımızı abla bu tarz işlerden çekelim bak. Şimdi patron geliyorsa. Recep'cim sen bana telefonunu ver. Vereyim abla, saygılar. Bunu bir düşün abla. Günün birinde lazım oluruz. Dur abla vereyim. Şarkı yok mu abi? Şarkı açıyorlarmış. Tamamdır hanımefendi, saygılar. Canım bize bir izin verir misin patronum? Patron. Patron benim yalnız da neyse. Canım izin ver. Sağ ol. Tamam şimdi konuşabilirsin Recep'cim. Abla yani sen farkında değilsin ama bu adam benim de beynime girmeye çalıştı. Ben diyorum ki bak elini ayağını çek. Gel sana bu kafede bir iş ayarlayayım. Gel insanlara yemek dağıt ama böyle abla yani gözünü seveyim. Canım biz orospuyuz da orospulara kalacağız. Estağfurullah abla öyle bir şey söylemedik de. Yani abla bence doğru yolu bulmanın tam zamanı hazır ben varken. Bence ne yapalım biliyor musun? 4-5'imiz gidelim namaz kılalım. Yok abla. Senin yapman gereken mevzu patronun suratına tükürüp sonrasında beni arıyorsun. Geliyorum ikinizi birden kaçırıp götürüyorum buradan. Ne oluyor orada aman Allah'ım şaka gibi. Ben memnunum ama onu ne yapacağız beyefendi? Şimdi memnunum, isminiz neydi hanımefendi? Maria benim size. Estağfurullah abla öyle demeyelim de. Şimdi Maria Hanım sizin bu patron insanların beynine giriyor. Yani konuşma tarzı iyi olduğu için. İşten memnunsunuz ama şu... İşten memnunsunuz ama... Yok biz size olduğunuz için memnunuz. Şarkı gelirse daha çok hoş olacak. Patlatın o zaman bir şarkı da izleyelim. Şarkılarla normalde beyefendi ilgileniyor ama canım gel içime gir hani. Neyse ben şurada dans edeyim. Maria Hanım, yol yakınken tekrardan diyorum sizlere. Size kim bakacak o zaman? Azat, var mı bu konu hakkında bir görüşün? Depremden yok. Sonra gelmiş olacak arkadaşlar teyit. Teyit? Ya işte... Abi hayır bak ilk defa böyle bir yere geldik yapma abi. Oradan açacağım. Abi yapma Azat ilk defa görüyor gözünü seveyim abi. Abi olmaz ya. Durdurun şu depremi. Abi gözünü seveyim yapma ya. Maria Hanım bir el atın rica ediyorum ya. Yani olmaz o zaman ben... Aman da olur. Şaka mıdır? Şaka mısın sen? O zaman dans etmeyelim ben. Çok doğru söylüyorsun. Azat eşlik et istiyorsan. Ben de kulaklığımı takayım bir tane AirPods'umu da bir şarkı vereyim kendi kendime dinleyip. Ben dans etmeyeyim ben. Azat canım eşlik ben et rica ediyorum. Bana mı? Ben eşlik et abi. Benim dans kabiliyetim çok fazla yok. Bende hiç yok. Bizde hiç istek yok bence. Genel olarak. Evet. Böyle bari ismi çıkartayım. Neydi onun ismi? Heh. Ver şunu. Die out too hard.
Kanka denk geldiniz. Bak bu patron mudur nedir? Bunu ayarladı amına koyayım ya. Risk geleceğini biliyordu amına koyayım ya. Kanka risk geleceğini biliyordu amına koyayım ya. Bilerek getirdi amına koydum.